Değerli seyirciler, hayırlı akşamlar. Allah'a hamd, Resul-i Ekrem Efendimiz'e salatü selam ile her salı akşamı olduğu gibi bu akşamki son davet programımıza başlıyoruz. Her hafta farklı bir konu ile yeni konuları konuşuyoruz. Bu akşam da kadim bir meseleyi konuşacağız ama onu güncelleyerek konuşacağız. Günümüz diline de tercüme edeceğiz. Günümüzde ne anlama geldiğini anlatacağız. Aslında biz Mihne dönemini konuşacağız. Mutezile'yi konuşacağız. Mihne dönemindeki Mutezile'nin, Abbasi Devleti'ne hakim olan Mutezile'nin işte İslami ilimlere genel anlamda nasıl bir etkilerinin olduğunu, özelde de hadis ilmine, cerh ve tadil dediğimiz hadis ravilerini değerlendirme ilmine nasıl etkilerinin olduğunu, bu arada tabii dualist zındıklık diye bir tabir kullanacağız. Hocamızdan onu açmasını da isteyeceğiz. Ancak tabii meseleyi biraz buhranlar dönemi, tarihteki farklı buhranlar dönemi üzerinden de ele alacağız. Mihne dönemi yaklaşık 20 yıl, 20-25 yıl belki hocamız daha spesifik şeyi verecektir. Süren bir dönem ama kanaatimce tarihteki kriz dönemlerinden birisidir. Ümmetin kriz dönemlerinden birisidir. O kriz dönemlerine de değineceğiz ama esas itibariyle bunun üzerinde duracağız. Bu kriz dönemlerinin nasıl bir sonrası ve öncesiyle nasıl gelişmelere yol açtığını söylemeye çalışacağız. Tabii günümüzle bağlantılı olarak da Mutezile'yi Neo-Mutezile olarak güncelleyeceğiz. Bugünkü biliyorsunuz oryantalizmden etkilenmiş, belki yer yerde onların ajantalığını yapan, İslam ülkelerinde ajantalığını yapan modernist, postmodernist paradigma var, anlayışlar var. Bu insanlar kendilerini genelde biz Neo-Mutezile'yiz diye de tanımlıyorlar. Neden böyle söylüyorlar? Klasik Mutezile ile onlar arasında ne tür benzerlikler, ne tür ayrışmalar var? Bunların üzerinde durmaya çalışacağız. Peki kiminle yapacağız bunu? İbn-i Haldun Üniversitesi öğretim üyelerinden, İslami İlimler Fakültesi öğretim üyelerinden, kadim dostlarımızdan Profesör Doktor Serdar Demirel hocamız bizimle birlikte. Serdar Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz. O şeref bize aynı. Tabii Serdar Hocam esas itibariyle hadis hocası, hadis profesörü. Ancak farklı ilgi alanları var. Uzun yıllar Malezya'da kaldı. Benim gibi biraz yurt dışlarında uzunca bulunan hocalarımızdan. Tabii farklı tecrübeler edindi. Daha önceki zamanlarda programımızın ilk dönemlerinde hocamızı burada bilginin İslamileştirilmesi konusuyla konuk etmiştik. O alanda da Serdar Hocam düşünceleri olan, çalışmaları olan bir arkadaşımız ki bilginin İslamileştirilmesi anlayışı üzerine kurulan Malezya İslam Üniversitesi'nde görev yaptığına göre o düşünceyi de en iyi bilenlerden birisi. Belki fırsat olursa aralarda bu konuya da biraz girmeye çalışacağız. Çünkü ümmetin farklı dönemlerde değerli seyirciler buhran dönemleri var. Bunlara kriz dönemleri diyoruz biz. Kriz dönemleri kriz kelimesinin de içerdiği mana itibarıyla hem meydan okumaları hem büyük problemleri hem de aslında fırsatları barındıran dönemler. Bu anlamda bakıldığında İslam'ın ilk yüzyılında yani daha sahabe döneminde ve tabi'in döneminin başlangıcında ümmet ilk kriz dönemini yaşadı aslında. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın şehit edilmesi bir fitneydi, bir kriz dönemiydi. Daha sonra Sıffin savaşları, Cemel vakası gibi, Hazreti Hüseyin'in öldürülmesi gibi olaylar ve bu meydanda, bu meyanda ortaya çıkan mezhepler, farklı anlayışlar, ümmetin bir kaotik döneme girdiğini, biraz kaosu içeren bir dönem olduğunu görüyoruz farklı açılardan. Ama kaos aynı zamanda kozmosu da beraberinde getiriyor. Kaosla kozmos beraber düşünülmesi gereken iki kavram. Yani kaos işte buhranlı dönem diyelim ama kozmos da uyum, kozmos da düzen anlamına geliyor. Dolayısıyla kaostan sonra aslında düzen de olabilir demektir. Bu fırsat olur demektir. Daha sonra mihne dönemi geliyor ki bu akşam biz ağırlıklı olarak onu konuşacağız. Yani 218 yılıyla aşağı yukarı 240'lar 50'ler arası bir dönem bu. Mutezile'nin, Mutezile mezhebinin aklı önceleyen rasyonel akım diye tabir edilen Mutezile'nin Abbasi devletine hakim olduğu bir dönem bu dönem. Bu dönemi ağırlıklı konuşacağız. Daha sonra Gazalilerin 5. 6. asırda bir buhran dönemi var ki ben bugünkü yaşadığımız döneme çok benzetiyorum o dönemi. O dönemde ümmet Moğol tehlikesi, Haçlı savaşları
ve içeride de batınilik ve zahirilik dediğimiz, aynı zamanda müfrit zahirilik, müfrit batınilik diyebileceğimiz hem içsel hem dışsal iki problemle karşı karşıya kalıyor. Daha sonra bu dönem gerçekten nasıl aşıldı, neler burada yapıldı da aşıldı, bunları göreceğiz ama esas buhranlı döneme biz aydınlanmayla 18. asırda girdik. Hala da o buhranlı dönemi yaşıyoruz ümmet olarak, İslam dünyası olarak. İşte oryantalizm var burada, aydınlanma var, aydınlanma düşüncesi, kavramları, modernizm, postmodernizm alabildiğini hayatımızın içerisinde. Şimdi tabii buna dijitalleşmenin getirdiği problemler de eklendi. Dolayısıyla hepsi aslında bir bilgi problemini bizim karşımıza getiriyor. Yani bunların aslında temelinde bilgi problemi, bilgiye hakim olma, bilgiye hükmetme. Ama tabii nasıl bir bilgiydi bu? Tarihte nasıl bir bilgiyle bunlar aşıldı, bu buhranlı dönemler aşıldı? Kanaatimce hocamız onlara cevap verecek. Ben de bu aralarda konuşacağım inşallah. Ama ontolojisi olan, metafiziği bağlantısı olan bir bilgiydi bu. Belki bugün ümmetin problemli olmasının veya bizim üzerimize bu problemlerin daha fazla gelmesinin sebebi ontolojisini ve metafiziğini kaybetmiş bir bilgi ile karşımızda olunduğu içindir diyebiliriz. Bütün bunları konuşacağız inşallah. Allah vakit verdiğince, güç verdiğince ve fırsat olduğunca ne kadarına gireriz bilemiyorum. Problemler iç içe, konular iç içe ama umuyorum belli konulara inşallah ışık tutmaya çalışacağız. Serdar Hocam ben bir böyle bir giriş yaptım ama yani konu zaten belli. Siz tabii bu arada tabii ben Serdar Hocam'ı kitapları var. Biraz da onun için aslında burada bu konuyu konuşuyoruz. Şunu şöyle ekranda göstermek isterim. Birinci kitabı. Hocam bu daha önceydi galiba değil mi? Bu. Evet. Yani, geçen yıl yayınladık. Halkul Kur'an meselesi. Şöyle göstereyim. Halkul Kur'an meselesi ve hadis kaynaklarına etkisi. Tabii bu konuyu Halkul Kur'an meselesi güncelliği oran bir mesele değerli seyirciler. Bugünkü tarihsellik yani Kur'an'a yönelik tarihsellik konuları yani Kur'an'ın kaynağının aslında işte lafızların Hazreti Peygamber'e ait olmadığı şeklinde bazı iddialar da geldi son dönemlerde gündeme. Bu konularla bağlantılı, bunun bağlantılı bir meselesi. Bunun nerelerle bağlantılı olduğunu burada izah etmeye çalışacağız. Gerçekten bu önemli bir mesele. İkinci kitap Serdar Hocamızın, bunlar zannediyorum bir sene arayla mı çıktı hocam? Evet. Bir sene arayla. Geçen ay çıktı. Dualist Zındıklar ve Hadis. Bu da Dualist Zındıklar ve Hadis. Belki bazı seyircilerimiz bu Dualist Zındıklar, zındıklık ne demek? Yeni bir terim Türkçe'de. Zındıklığı biliyoruz. Dualizm ikilik demek. Ama Dualist Zındıklık ilk defa zannediyorum bu bağlamda kullanılıyor değil mi Serdar Hocam? Yani Arapça'da kullanılıyor. Seneviye diye. Evet. Ama Türkçe'de bu manada ilk kullanım. Bunun manamını, açılımını yapacağız inşallah. Bu kavramlar üzerinden de gideceğiz. Hocam ben meseleyi bu şekilde takdim ettim. Ben şuradan başlamak istiyorum. Bu Halkul Kur'an meselesi tabii Mutezile'nin Abbasi Devleti'ne hakim olduktan sonra işte Ehl-i Sünnet alimlerini ki o zaman Buhari var, işte Ahmet bin Hanbel'ler var. Özellikle de hadis alimleri daha fazla. Sigaya çektikleri bir dönem aslında. Böyle de kabaca söyleyebiliriz. Evet. İşte onlara Kur'an'ın mahluk olup olmadığını yani halkul Kur'an demek Kur'an'ın mahluk yaratılmış mı değil mi? Evet. Bu mesele aslında. Bu ne manaya geliyordu? Niye böyle bir şeye girdi Mutezile? Bu mihne dönemi nedir? Ne değildir? Sizden bunu buradan başlayalım isterseniz. Teşekkür ederim Özcan Hocam. Sağ olasınız. Abbas halifesi Me'mun Hicri 212 yılında bir karar çıkartıyor. Bu bir devlet kararıdır. Devletin resmi ideolojisi olarak Halkul Kur'an'ın devlet tarafından kabullenildiğini ilan ediyor topluma. Ondan önce bu İslam toplumunda tartışılan bir mesele. Emevilerin son döneminde ortaya çıkan, tartışılan ama daha çok dar entelektüel çevrelerde tartışılan bir konu. Fakat Hicri 212 yılında... Yani evveliyatı var aslında. Evveliyatı var. Ona birazdan gelebiliriz. Onu ortaya çıkartan sebepler var. Ancak 212 yılında Me'mun bir devlet fermanıyla bunu devletin resmi görüşü haline getiriyor. Ancak kimseyi bu görüşe icbar etmiyor. 218 yılında yani çok ilginçtir Me'mun'un vefat etmesinden 4 ay önce
Memun'un kendisi bugünkü Tarsus, Türkiye'deki Tarsus topraklarına Bizanslarla savaşa gelmiş. Buradan valilerine, özellikle Bağdat'taki İshak bin İbrahim'e resmi mektuplar göndererek orada 7 fakihin ismini veriyor. Bundan sonra devlet kademelerinde görev yapan, medreselerde ders veren ulemanın sorguya alınmasını ve bunların zorla da olsa Kur'an mahluktur demesi gerektiğini talep ediyor. Ve böylece 218 yılında devlet eliyle, artık sadece devletin görüşü olarak değil, sivil ulemaya da bu görüş zorla dayatılıyor. Bunu kabul etmeyenler şirk koşuyor diye itham edilerek devletin resmi görüşüne, İslam'ın, bu aynı zamanda onlar için İslam'ın da resmi görüşü oluyor, karşı geldikleri için zor kullanılıyor. Kimisini hapsediliyor, kimisi kırbaçlanıyor, kimisi şehit ediliyor, kimisi devlet görevinden tard ediliyor. İlmi ehliyeti, devlet içindeki görevleri elinden alınıyor. Zor bir dönem başlıyor. Bu dönem takriben 18 sene devam ediyor. Bu sürecin başlamasından kısa süre sonra, 4 ay sonra Halife Me'mun vefat ediyor. Vefat ederken... Ama başlatan halife. Evet, başlatan halife Harun-u Reşid'in oğlu. Halife Harun-u Reşid'in hocam, oğlu. Hocam, onu şunu söyleyeyim. Me'mun'da daha önceden böyle bir şeyler var mıymış? Ona bir tesir mi olmuş? Nasıl oldu o? Me'mun mutezili çevrelerde yetişmiş. Hocalarının çoğusu mutezili ve dolayısıyla babasından farklı olarak mutezili itikadı benimsemiş. Aynı zamanda kendisi de entelektüel düzeyi yüksek olan, felsefeyle, kelamla iştigal eden bir halife. Yani şöyle de diyebiliriz. O zamanlar tabii aynı zamanda Hristiyanlığın, Yahudiliğin, farklı din ve mezheplerin İslam'a polemikler yönelttiği bir dönem. Mutezile'nin de öne çıktığı, hatta İslam'ı savunmak için kitaplar yazdığı, risale yazdığı, işte Hristiyanların karşısına çıktığı bir dönem. Kesinlikle. Yani orada belki onlardan da etkilenme de olabilir. Bunu yani çok açık. Hatta ben Mutezile'nin o yönünü takdir de ederim yani o dönemlerde. Şimdi bunun çok açık ve net delilleri var. Bunların başında da bu mihne sürecini başlatan Me'mun'un 3 mektubudur. Arka arkaya 3 mektup yazıyor. Bu 3 mektubunda böyle bir hamle başlatmasının teolojik nedenlerini de izah ediyor. Tabari'nin tarihinde bunlar mektuplar vardır. Mesela orada Kur'an yaratılmamıştır, Kur'an kadimdir diyenleri İsa Mesih kadimdir diyenlere benzetiyor. Bunun da şirk olduğunu söylüyor. Aynen, oradan kilime var. Tabii yani şeyin, Mutezile'nin buradaki derdi Allah Azze ve Celle'yi noksanlıklardan tenzih etmek. Hocam çok enteresan aslında o söylediğiniz, o ayrıntıyı ben bilmiyordum. İsa Mesih yaratılmamıştır deme meselesi, onunla kıyaslaması çok enteresan bu. Siz bilmiyorum değindiniz mi, ben kitaplarınızı okumadım. Biliyorsunuz Hristiyanlıkla İslam arasında Hazreti İsa bir peygamber değildir. Yani Hristiyanlıkta. Evet. Onlar da Tanrı. Tanrı. O aslında Hazreti İsa ile Kur'an'ı karşılaştırırlar onlar. Yani öyle bir şey vardır. Burada çok önemli bir isim var. Yuhanna Dimaşki. Şimdi Yuhanna Dimaşki Emevi Sarayı'nda mali işlere bakan bir devlet görevlisi. Bir din alimi. Evet. Hristiyan. Kilise babası. Kilise babası. İlginçtir. Hicri 99-101 yılları arasında, bu dönem Ömer bin Abdülaziz'in halife olduğu dönemler, istifa ediyor. Kudüs yakınlarında bir kiliseye çekilerek orada Hristiyanlık teolojisini Müslümanlara karşı müdafaa eden risaleler yazıyor. Bu risalelerin birisinde bu meseleyle, Halkul Kur'an meselesiyle çok önemli bir şey var. O İsmaili sapıklık diye de bir risalesi var onun. Küçük. O enteresan bir şey. Evet. Şöyle söylüyor. Hayali bir kurgu yapıyor risalelerinde. Bir diyalog. Bir Hristiyanı bir köşeye oturuyor. Karşısında bir Müslümanı bir köşeye oturtuyor ve bunların münazarasını ele alıyor. Orada bir Hristiyanın bir Müslümanla Hazreti İsa'nın uluhiyetini nasıl tartışacağının yol haritasını çiziyor. Diyor ki, muhatabın Müslümana şunu sor. Allah'ın, siz İsa'ya nasıl bakıyorsunuz? Siz Kur'an-ı Kerim'e nasıl bakıyorsunuz? Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Peki İsa nedir? Kur'an'a göre o da Allah'ın kelimesidir. Meryem'e ilka etmiştir. Evet. O zaman diyor, Müslümana şunu sor. Allah'ın kelamı, Kur'an,
yaratılmış mıdır, yaratılmamış mıdır? Evet. Sen bunu ona söylediğinde o anlar diyor. Hmm. Yani bunu derse bunun bir uzantısı olarak şeydir, yani küfre düşeceğini düşünecektir bu insan. Kur'an yaratılmamıştır diyecektir. O zaman sen de ona de ki İsa da Kur'an gibidir. Yani halkul Kur'an meselesinin ortaya çıkışında müessir sebepler var. Bu müessir sebeplerden bir tanesi de Hristiyanlarla yapılan teolojik tartışmalardır. Evet. Çok enteresan orası. Yani bugünkü hatta bu meseleyi ben modern dönemde Hollanda'da, Avrupa'da belki bazı Hristiyanlarla teologlar vardı görüşmelerimizde. Evet. Bu meseleyi onlar gündeme getirirlerdi. Kur'an'daki Hazreti İsa'nın kelimesi olması, evet, Cenab-ı Hakk'ın kelimesi olması meselesinden hareketle aslında onun Tanrı'nın oğlu olduğu meselesini gündeme getirirlerdi. Aslında Kur'an da bunu teyit ediyor derlerdi. Onların kaynakları da bunlar aslında tam olarak. Evet. Okuyorlar onları. Evet, bu mesele böyle aslında arka planında Hristiyanlığın tesiri çok büyük. Diğerleri bir de tanesi var bu. Evet. Yani aslında olayın özünde şu var. Müslümanlar Hazreti Ömer döneminde Mezopotamya'yı, İran'ı fethediyorlar. Arkasından işte Suriye'yi, bugünkü Kudüs'ü, Mısır'ı fethediyorlar. Bir yeri siz askeri olarak fethettiğinizde sadece toprakları miras olarak almıyorsunuz. Aynı zamanda oranın kültürünü, dilini, oranın yazılı kaynaklarını, teolojisini de miras olarak alıyorsunuz. Ve bu insanlar bir günde İslamlaşmıyorlar. Evet. Bunlar önemli ölçüde cizyelerini veriyorlar. Kendi dinlerini, kültürlerini devam ettirmeye, sürdürmeye başlıyorlar. Bu arada tabii ki Müslümanlarla yan yana yaşamaya başlıyorlar. Evet. Bu yaşama süreçleri içerisinde teolojik tartışmalar meydana geliyor. Karşılıklı reddiyeler meydana geliyor. Özellikle bu zeminde şeyde Kufe Hazreti Ömer döneminde kuruluyor. Basra Hazreti Ömer döneminde kuruluyor. Ve buralar hatta Şam, Dimeşk oralarda da çok kilise var. Kilise var. Evet. Buralarda çok farklı etnik, dini kimlikler bir arada yaşamaya başlıyor. Hocam ben şeyi incelemiştim bir benim Hristiyan Kültürü ve Hadisler diye bir kitabımda. Evet. Bu manastırları. Manastırların etkisi, oradaki etkisi. Tartışmalar. Hakikaten oraya da çok böyle orada kültür zeminleri de var. Havzalar manastırın içinde. Tabii. Şiirler okunuyor. Farklı tartışmalar oluyor. Bizim Müslümanlardan da oraya katılan. Hatta padişahlardan bile, vezirlerden katılanlar Me'munun var. Sarayında, evet. Me'munun sarayında ilmi münazaralar tertipleniyor. Evet. Buraya Hristiyan alimleri çağrıldığı gibi Budist, Sümeniye, evet, ekollerinden de gelip kendi düşüncelerini anlatmaları isteniyor. Evet. Yani Me'mun bunu bir taraftan teolojik bir ortak zemin bulmak için fırsat olarak görüyor. Hatta onları İslam'a davet ediyor. Bunlar da İslam'ı kabul etmemelerinin gerekçelerini üretiyorlar. Şimdi böyle şey var, canlı bir ortam var. Bu kültürel karşılaşma, teolojik karşılaşmalarda ortaya bir takım sorular atılıyor. Bunlardan bir tanesi de Kur'an, Allah'ın sıfatları, Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'in mahiyeti, vahyin mahiyeti. Ve Kur'an'daki o ilgili ayetler gündeme geliyor. Tabii. Tabii. Yani ruhun minhu var mesela. O evet. Allah'ın ruhtan üflemesi, ruhun minhu demesi, Hazreti İsa'ya kelimetun minhu demesi. Alabildiğine gündeme getiriyorlar bu polemik eserlerinde. İşte bu zeminde şimdi kitaplarımıza, kaynaklarımıza baktığımızda yani bu tartışma neden ortaya çıktı? Bir bakıyoruz ki bir takım isimler zikrediliyor. İşte diyor ki Cad bin Dirhem bu tartışma ilk etapta başlattı. Yahut işte Yuhanna Dimaşk'ı bu meseleyi Müslümanların gündemine soktu. Farklı farklı isimler de veriliyor. Ama aslında meseleyi detaylı incelediğinizde bunlar öncü isimler olmakla beraber bu kültürel karşılaşmanın zaruri bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Çünkü bu insanlar teolojik meydan okumaları yapıyorlar. Ve Müslümanların bu konuyu zaaf noktaları olduğunu düşünüyorlar. Evet. Ve Müslümanlarla bu meseleyi tartışmaya başlıyorlar ve Mu'tezile Basra'da ortaya çıkıyor ilk olarak. Ve Basra bir liman şehri aynı zamanda. Evet. Burada Brahmanlar yaşıyor, burada Sabailer yaşıyor, farklı Mecusiler yaşıyor. Bu karşılaşmadan meydana gelen bir tartışma. Bu tartışma ilk dönemlerde Müslümanların dikkatini çekmiyor. Hatta devlet erkanı ilk etapta Mu'tezile'yi destekliyor da. Evet. Çünkü Mu'tezile ekolü akli zeminde vahyin doğrularını onları savunuyor.
diğerlerine karşısında savunmacı olarak da gönderiyor hatta. Yani elbette. Hristiyanların karşısında polemikçi olarak bunları gönderiyorlar. Çünkü onlar o dönemde Müslümanlara karşı değil, İslam dışı dinlere ve ekollere karşı İslam'ın inanç prensiplerini akıl zemininde müdafaa ediyorlar. Çünkü beri tarafta da hocam şey var, yani ehl-i hadis var daha fazla. Onlar selef düşüncesini hakimler. Çok şeye girmiyorlar. Çok Hicaz yani, bölgesinde. Aynen. Evet. Akli tartışmalara girilmiyor. Ruhani tartışmalara girmiyorlar. Girmeleri için de bir sebep yok. Evet. Ama ne zaman ki Mutezile İslam dışı fırkalara karşı o edindiği tecrübeyi, o bilgiyi, spesifik akıl oyunlarını İslam içi bir zemine taşıdığında, bunu işte Müslümanların ana kahir ekseriyesini oluşturan ehli sünnete karşı, ehli hadise karşı kullanmaya başladığında, hatta Halife Me'mun'u ikna edip bunu bir devlet ideolojisi haline getirdiğinde problem başlıyor. Yani Hicri 212 yılında tepkiler var. Ama tepkiler büyük değil. Çünkü sadece devlet erkanının resmi görüşü olarak tebarüz ediyor Kur'an'ın yaratılmışlığı düşüncesi. Ancak 218'e geldiğinde artık büyük bir mihne, imtihan, işkence dönemi başlıyor. Bu bir kırılma dönemi. Hocam buradan devam edelim. Yani ben şunu öğrenmek istemiştim. Evet. Aslında biraz benim kafamda da filoluklar vardı. Me'mun, Halife Me'mun demek ki daha öncesinden hazırlıklı aslında. Bu düşünceye hakim teşne olarak geliyor. Bunun şeyini de alıyor. Hocaları var belli ki irtibatta olduğu mutezililer. İktidara geldiklerinde otomatik olarak bunu başlatmış oluyor. Peki bundan sonrası nasıl yürüyor? Mesele nedir aslında? Alimlere nasıl şeyler verildi? Ondan sonraki süreçte de şeye geçelim. Biraz etkileri ne oldu meselesine. Şimdi öncelikle Me'mun'un izlemiş olduğu strateji şu, toplumun tanıdığı, itibar ettiği ehl-i hadis alimlerini, fakihleri saraya çağırıp, valinin konağına çağırıp zorla onlara bu düşünceyi benimsetmek. Benimsettikten sonra onlardan yazılı bir şey alıyor, onay alıyor ve bunu camilerde topluma deklare ediyor. Bunu yaptığı zaman toplumun da zaman süreci içerisinde bu düşünceyi kabulleneceğini düşünüyor. İlk etapta ulemanın bir kısmı buna direnmeye çalışıyor. Direnenler, burada sadece hadisçiler yok, fakihler var. Bunların içinde fakihler var, bunların içinde muhaddisler var. Bir de altın çağı yani, tam hadislerin derlenme, tasnif edilme dönemi. Tabii çok önemli bir dönem. Yani hadis tasnifi açısından çok önemli bir mesele. Kütüb-i sitlerin ortaya çıktığı dönem aslında. Aslında hocam bunu diğer disiplinler için de söylemek mümkün. Şöyle ki, gerek fıkıh ve usul fıkıhta olsun, gerek hadiste olsun, cerfa tadilde olsun, kurucu metinlerin yazıldığı bir dönem. Evet. Kurucu metinlerin yazıldığı bir dönemde Müslüman toplum hiç uğraşmaması gereken, gündemine sokmaması gereken bir meseleyle karşı karşıya kalıyor ve bölünmeye başlıyor. Bu bölünme öyle bir bölünme ki sadece ehli rey ve ehli hadis bölünmesi değil, ehli reyi kendi içinde bölüyor. Ehli hadisi kendi içerisinde bölüyor. Çok derinden toplumu sarsıyor. İshak bin İbrahim bu ulemayı çağırıp sarayda bunları imtihan etmeye başladığında, İshak bin İbrahim hocam şey değil mi? Memunun Bağdat valisi, temsilcisi. Evet. Ve çok sert mektuplar yazıyor. Orada hangi alimler var hocam? Bir bak, ben Buhari ve Ahmet bin Hanbel var o dönemde, evet, daha fazla öne çıkıyor ama başka neler yani var? Yani orada şey var, Cad bin Ali bin Cad var. Orada Yahya bin Ma'in var. Mesela Yahya bin Ma'in gibi büyük bir muhaddis şey yapamıyor. Mecbur kalıyor. Takkiye gereği Kur'an mahluktur demek zorunda kalıyor. Onu bilmiyordum. Evet. Bu yüzden Ahmed bin Hanbel Müsned'inde daha önceden Yahya bin Ma'in'den hadisler alıp kitabına yazarken bu olaydan sonra hadis almamaya başlıyor. Allah Allah. Yani az önce de dediğim gibi bu mesele sadece Mutezile ile ehli hadis arasında bir bölen değil, aynı zamanda ehli hadis içerisinde ekol içinde bir kırılmaya, tabii, bir kırılmaya yol açıyor. Çünkü Ahmed İbn Hanbel'in düşüncesi şu: devlet bir hamle başlattı. İşkenceyle, hapisle, görevden uzaklaştırmayla, selahiyetlerin kişilerden alınmasıyla ulemanın gözünü korkutup bunu herkese benimsetip bunu artık bundan sonra İslam ümmetinin düşüncesi, inancı haline getirecektir. Bunun olmaması için Ahmed İbn Hanbel'in düşüncesi şu:
ne gerekiyorsa, ne yapılması gerekiyorsa biz onu yapıp, gerekirse hayatımızı bu yolda verip devleti bu görüşünden vazgeçirelim. Burada da ulemanın birliğini şart görüyor. Ancak ulemanın bir kısmı takiye gereği Kur'an mahluktur demeye başlayınca, bir kısmı ya ben bu konuda henüz bir düşünceye varamadım, bir fikrim yok. Bunlara vakfiye deniliyor. Bir sonuca ulaşamadım. Duranlar yani. Evet, duranlar. Tevakkuf ettim. Evet. Diyenlerin çıkmasıyla ulema saflarında bir bölünme oluşunca bu devlet için, Abbasi devleti için büyük bir fırsata dönüşüyor. Az sayıda bir ulema şey yapıyor, mukavemet ediyor. Demek ki bunları da susturabilir ve bunları idamla, işkenceyle şey yapabilir. Diğerlerinin çizgisine getirebilir. Bunun için bir fikir terörü estiriyorlar. Alimlerin bazısı bazı vilayetlerde süreç bitene kadar kaçıp gizleniyor. Hmm. Gün yüzüne çıkmıyorlar. Evet. Çünkü aranıyorlar bunlar. Bunlar toplum önüne çıkartılacak ve bunlara Kur'an yaratılmıştır düşüncesi kabullendirilecek. İşte Ahmet İbni Hanbel'in, şahsi kanaatimi söylüyorum, Ahmet İbni Hanbel o güne kadar iyi bir muhaddistir. Büyük bir burada sadece bir ara soru Serdar Hocam. Evet. Me'mun devam etseydi aynı tarzda mı devam ederdi bu süreç sizce? Ne? Aynı tarzda devam edeceği kanaatindeyim. Şunun için Me'mun vefat ettiğinde kardeşi Mu'tasim'i yerine geçiriyor. Hmm. Ona mihneyi olduğu gibi taviz vermeksizin uygulaması vasiyetinde bulunuyor. Aslında Mu'tasim abisi gibi kelamla uğraşan şey değil, ilginç bir aç parantez söyleyeyim. Me'mun'un annesi Farisi kökenlidir. Hmm. Mu'tasim'in annesi ise Türk kökenlidir. Ha, İki kardeş. Evet. Baba bir, anneleri ayrı. Ancak Mu'tasim bir asker. Hmm. İyi bir asker. Türk kökenli olmasının şeyi var. Belki onun da etkisi vardır. Ancak kardeşinin, abisinin vasiyetini takip ediyor. Hmm. Tavizsiz bir şekilde. Hmm. Bu zulümler onun döneminde uygulanmaya başlanıyor. Çünkü bu adamın kelami bir arka planı yok. Hmm. Ama kardeşinin vasiyeti gereği, bunu da kardeşi doğru görüyorsa, bunu da bir hikmet de görüyor ve bu vasiyeti yerine getiriyor. Hmm. İşte bu süreç... Yani en sembol isim Ahmet bin Hanbel burada direnen. Buhari farklı bir yolu izliyor, ona belki değinebiliriz. Şöyle söyleyebiliriz. Şimdi Buhari genç, İmam Buhari genç. Evet. 218 yılında... İmam Buhari 24 yaşında. İlim talebesi. Yani mihnet terörü estiği zaman İmam Buhari ilim meclislerinde ülkeden ülkeye hadis toplamakla meşgul. Mihnet dönemi bittiğinde İmam Buhari 40 yaşında. Hmm. Yani bir anlamda İmam Buhari düşünce tasavvurunu, usulünü, hadis birikimini mihne döneminde oluşturmuştur. Hmm. Ve direkt olarak etkilenmiştir. Çünkü bu dönemde imtihan gören, işkence edilen, zulmedilenlerin büyük bir bölümü hocaları. Şimdi onların nasıl etkilendiğini tabii biraz soracağım sana, ama şunu aslında sormak istiyorum. Bu mesele de karşı çıkanlar neden karşı çıkıyordu? Evet. Kabul edenler, tevakkuf edenler neden böyle davranıyorlardı? Siyasi sebep var tabii, korku var. Ama teolojik anlamda mesela diyelim Ahmet bin Hanbel niye karşı çıktı buna? Şimdi Ahmet İbni Hanbel'in niye karşı çıktığı noktasında farklı bir takım şeyler var, izahlar var. Ama benim kanaatime göre... Neydi yani burada itikadı bozan bir şey neydi aslında? Evet, birden fazla husus var. Bir, Ahmet İbni Hanbel Kur'an mahluktur. Yani mahluk, yaratılmış kelimesinin Kur'an'la beraber anılmasını doğru bulmuyor. Evet. Çünkü bunun çok farklı şeylere yol açacağı kanaatinde. Bazıları sanıyor ki Ahmet İbni Hanbel Kur'an'ın lafzının da yaratıldığını iddia ediyor. Hayır, böyle bir iddiası yok. Ahmet İbni Hanbel'e bazı haşeviyeden kişilerin Kur'an'ın lafzının da yaratılmadığını söyledikleri haberi ulaştığında onları da eleştiriyor. Diyor ki bu meselede Kur'an kadimdir, yaratılmamıştır. Bunu söyleyip bunun detayına girmemek lazım. Çünkü bu işin detayına girilmesi gerekiyor olsaydı Kur'an'da buna dair bir hüküm olurdu. Peygamber Efendimiz'in öğretilerinde buna dair bir hüküm olurdu. Hulefe-i Raşid'in döneminde bu mesele gündeme gelirdi. Bu mesele
bizim gündemimize girmemesi. Çok iyi bir argüman değil ama bu. Güçlü bir argüman değil. İki, bence. Ahmet İbni Hanbel'in asıl çekindiği noktalardan bir tanesi de Kur'an mahluktur, yaratılmıştır dediğinde Kur'an'ın kutsiyetine geniş kitlelerin tasavvurunda bir dokunma. Bu, bu olabilir ama az önceki söylediği argüman bence güçlü bir argüman değil. Çünkü Allah Resulü döneminde, sahabe döneminde gündeme gelmeyen bir sürü mesele var. Daha sonra hepsi gündeme geldi. Şimdi ama o ikinci söylediği tabii, şey bence esas. Birincisi bu Ahmet İbni Hanbel şöyle bakıyor. Bu mesele bizim gündemimize nereden geliyor? Müslüman olmayan toplumlarla yapılan tartışmaların bir sonucu olarak Müslümanların dış gündemine. Tesir var yani. Dış tesir var. Bir. Şimdi o dönemin şartlarında hatta şunu... Hatta kasti bir şey de olabilir. Hristiyanların o dönemde İslam toplumunu karıştırmak için yapılan bir şey de olabilir. Şimdi bu. Yani bunu, o dönemin... Yani tabii proje ki, yani diyelim. O dönemin şunu çok iyi görmek lazım hocam. Evet. Müslümanlar askeri olarak bütün bu coğrafyalara galip gelmişler. Evet. Ve onlar bir travma oluşturmuş üstünlük içeride. Psikolojisine sahipler. Yani bugünkü bir durumda değiliz. Yani Müslümanlar büyük medeniyetleri fethetmişler. Oraları yönetmeye başlamışlar. Yeni bir hamle başlatmışlar. Yeni yeni kurucu metinler ortaya çıkartıyorlar. Böyle bir zeminde yani biz onların bize dayattığı bir düşünceyi kendi inanç sistemimizin parçası haline niye getirelim? Ama diğerine geldiğimizde hocam Ahmet İbni Hanbel'in burada aslında iyi bir hissiyatla yakaladığını düşünüyorum. Eğer denseydi ki Kur'an mahluktur, kadim değildir, bu geniş kitlelerin zihninde Kur'an'ın ehemmiyetini, kutsiyetini zayıflatırdı. Evet, eğer bu kutsiyet zayıflamış olsaydı, belki de hocam daha sonra ortaya çıkan işte felsefi ekoller ve benzeri şeylerde, Kur'an'ın beşeriliği gündeme gelebilirdi. Başka gelecekti konular gündeme gelirdi. Ve belki Avrupa'daki aydınlanmadan önce Müslüman coğrafyada bir sekülerleşme süreci başlayabilirdi. Aynen ben de o kanaatteyim. Ahmet bin Hanbel'in oradaki duruşu bence son derece önemli bir duruş. Evet. Yani güzel bir duruş. Buhari tabii olayı biraz daha yumuşatarak kurtulmak için bir şey söylüyor ama şunu tekrar vurgulayalım hocam çok önemli. Evet. Bugün de belki ümmet aynı problemi yaşıyor. Dış tesir var. Teopolitik bir proje aslında var ümmetin üzerinde. Yani bence orada Hristiyanların parmağı, Hristiyan teologların parmağı var. Şöyle düşünebiliyor musunuz? Ümmet daha 15 sene geçmiş peygamberimizin vefatından 20 sene geçmiş. Azerbaycan'a kadar belli yerleri fethetmiş. Ve bu toprakların çoğunluğu Hristiyanların elinde. Yani bugünün Amerika'sı diyebileceğimiz Bizans var. Ve Zerdüştler, Mecusilerin var, Sasaniler var. Yani Amerika, Rusya'nın topraklarını siz ele geçiriyorsunuz yani. Ama buralarda adım başı kiliseler var. İşte şeyler var, havralar var belki. Başka ateş şeyler var. Ateş gedeleri var. Evet, yani buralarda bu insanlar zımmi oluyor, cizye veriyorlar ama Müslüman olmuyorlar. Ve bunlar içten içe aslında kabulleniyorlar ama içten içe bir düşmanlıkları da var. Kilise babaları, onların kilise babaları, ben hatta şu metinleri toplamıştım bir dönem bu apokaliptik metinlerini Hristiyanların, o çalışmıştım o konuyu. Orada şöyle söylüyorlar kendi bağlılarına, kilise babalar. Siz şimdi bu Müslümanlar fethettiler, bizi şeye galip geldiler ama bu geçici bir şey. Arzi bir şey. Kesinlikle. Siz bunlara sakın olarak kanmayın, bunların dinine girmeyin. Aslında bize kitaplarımızda bakın biz yıllardır size söylüyorduk. İşte Deccal gelecek, şu gelecek, bu gelecek. Siz dininize tekrar sarılırsanız aslında bunlara galip geliriz. Hocam bu Hristiyan coğrafyada bunun tam mukabilinde Mecusi coğrafyasında da buna benzer çok önemli olaylar oluyor. Yani İran toprakları tamamen fethedildikten sonra şimdi orada birkaç sınıf var. Bir genel halk var, din adamları var, yönetici sınıfı var. İranlı üst düzey bürokratlar, din adamları olaya aynen o Hristiyan din adamları gibi bakıyorlar. Bu Bedevi Araplar bir ivme kazanmışlar. İyi bir motivasyonları var. Hızlı bir yükseliş yaptılar. Fakat bunların derin bir kültürü yok. Devlet geleneği yok. Bu hızlı yükselişle beraber bir hızlı inişe geçeceklerdir. Bizim ne yapmamız lazım? Varlığımızı, medeniyetimizi korumamız lazım. Bunu nasıl yapabiliriz? Şöyle bir strateji izliyorlar. Bir grup 4-5 büyük gemiyle bugünkü Hindistan'a gidiyor. Ve bugünkü Bombay şehrine yerleşiyorlar. Amaçları şu, kısa bir süre sonra geri dönecekler. Ama ilginçtir, oraya yerleşiyorlar, bir daha oradan gelemiyorlar. Bugün dünyada, onlara Hindistan'da
Persiler denir. Hala Mecusiliğin otantik öğretileri. Allah Allah. Evet, okulları bombayla orada devam ediyor. Evet. Enteresan. Ve sayıları çok, var mı bayağı? Tabii 100 bin civarında sayıları olduğu şey yapılıyor. Mesela Pakistan'ın kurucusu Ali Cinnah, Muhammed Ali Cinnah'ın hanımı bu ailedendir. Mecusi miydi? Mecusidir, evet. Hatta kendisi şeyden Karaçi'ye, yani Pakistan kurulduğunda 1947 yılında geldiğinde kızı anne tarafından, akrabalarından biriyle evlenmiş, Mecusi Parsilerden, dönmüyor babasıyla beraber Pakistan'a. Şimdi orada etkinler, biliniyor bunlar şeyde, Hindistan'da. Ama bunların niyetleri şuydu: kısa bir süre sonra tekrar asli topraklarına dönecekler. Bir daha dönemediler. Şimdi bir yani ne tür bir strateji izliyorlar? Bir kısmı böyle çıkıyor. Dini metinlerini koruyor, kültürlerini koruyor ve elit bir tabaka. Bir kısmı şeyde kalıyor. Biraz kendilerini gizliyorlar. Mezopotamya'da ve İran'da kalıyor. Bunlar cizye veriyorlar ve devletle, Müslüman yöneticilerle anlaşma yapıyorlar. Diyorlar ki biz dinimizi, kültürümüzü yaşayacağız. Siz bize karışmayacaksınız. Hatta öyle bir ilginç uygulamaları var ki bunlarda bir kişi kendi kızıyla, kız kardeşiyle evlenebilir. Aile içi nikahı mecusilik caiz görüyor. İslam devleti bu uygulamaya karşı çıkmak istediğinde bazı valiler, bunlar anlaşmalarını gerekçe göstererek bizim dinimizde bu uygulama var ve sizin de buna saygı duymanız lazım. İlginçtir, devlet bunlara karışmıyor. Biliyorsunuz hocam şeyde İslam'da ehli kitap aslında, evet, Yahudiler ve Hristiyanlardır. Sabiler de katılır. Evet. Daha sonra bu Mecusiler de bunun içerisinde, evet, genişletiliyor. Daha geniş, tabii, anlamda, evet. Şimdi ama dar anlamda onlar yok aslında. Peygamber Efendimiz döneminde Bahreyn'le irtibat kurulduğunda Bahreyn'de bir kısım Mecusi var. Evet. Ve aynı zamanda Yemen'in bazı bölgelerinde de Mecusiler var. Peygamber Efendimiz onlarla ehli kitabın fıkhının yaşanılmasını tavsiye ediyor. Bir şartla: onların kestikleri yenmez, evet, ve kadınlarıyla evlenmez. Evet. Bunun haricinde cizye alma fıkhının aynı şekilde uygulanabileceğini Efendimiz'den gelen hadisler. Ama benim kanaatim şahsen, Kur'an'da zikri geçiyorsa, dört tane şey biliyorsunuz Kur'an'da geçiyor. Evet. Yani Yahudilik, Hristiyanlık, Sabilik ve Mecus, evet, var. Dolayısıyla onlar ehli kitap şeyine girer. Yani orada aslında Ebu Hanife'nin şeyi bence daha doğru gözüküyor. Evet. Ama o sonradan o dinlerin içerisine giren uygulamaları bence zaten şey yapmak lazım. İmam Malik'in Muvatta'sında onlardan cizye alınmasının caiz olduğuna dair rivayetler var. Evet, evet. Hazreti Ömer'in uygulaması var zaten, evet, bu anlamda. Şimdi hocam şöyle, birinci bölümünde, tabii ikinci bölümde biraz dualist zındıklık meselesine de gireceğiz ama şöyle gidelim istiyorum. Bu mihne olayı bu şekilde, evet, devam etti. Ahmet bin Hanbel net tavır ortaya koydu ki sembol, evet, şahsiyet. Evet. İmam Buhari'nin bir farklı bir şeyi var. O, evet, nasıl bir, evet, şey ortaya koydu? Kısaca ona şimdi da... Şimdi İmam Buhari ömrünün hatta son... bir kitap da yazdı o konuda. Evet. Ömrünün son dönemlerinde memleketine dönüyor. Evet. Orada dönmeden önce tabii orada geleceği biliniyor. İmam Buhari'nin bir hocası var. Yahya bin Muhammed bin Yahya Ez-Zuhli. Ez-Zuhli. Şeyh Zuhli hem İmam Buhari'nin hocası, hem İmam Müslim'in hocası. Şimdi bu anlatacağım olayı İmam Müslim naklediyor. Hocamız dedi ki bize, diyor, işte Buhari gelecek. Dolayısıyla onu çıkın, karşılayın. Ancak o buraya geldiğinde ona Halkul Kur'an'la ilgili soru sormayın. Çünkü, diyor, bizim yaşadığımız bu coğrafyada hariciler var, Şiiler var, Mutezile ve benzeri fırkalar var. Bizim kendi içimizde ihtilafa düşmemiz onları sevindirir. Dolayısıyla bizim bütünlüğümüzü korumamız için buna dair bir soru sormayın. Sonra 3 günlük bir mesafeden çıkarak İmam Buhari'yi karşılıyorlar, tebcil ediyorlar ve İmam Buhari'yi evde ağırlıyorlar. 3. gün büyük bir kalabalık evi doldurmuş. Öyle ki evin şeyinde, çatısında bile insanlar var. Onu dinlemeye çalışıyorlar. Artık ilmi rüştünü ispatlamış büyük bir muhaddisten bahsediyoruz. Halkul Kur'an meselesini soruyorlar. İmam Buhari de şöyle bir tabiatı var: eğer bir meselede Allah bana bir ilim vermişse bunu gizletmem caiz değil.
Kur'an yaratılmış mıdır, yaratılmamış mıdır sorusu sorulduğunda İmam Buhari cevaben diyor ki, bizim fiillerimiz yaratılmıştır ama Kur'an yaratılmamıştır. Bizim fiillerimiz yaratılmıştır derken neyi kastediyor? Şimdi Kur'an-ı Kerim, ortada bir Kur'an-ı Kerim var. Bu Kur'an-ı Kerim mushaf üzerine, kağıt ve deri üzerine yazılmıştır. Yazılıyor, okunuyor. Orada bir mushaf var, yani deriden, kağıttan. Bu doğal olarak yaratılmıştır. Onun üzerinde mürekkeple yazılmış, çizilmiş bir şeyler, harfler var. O mürekkep de yaratılmıştır. Kur'an'ı okunmaz iken, Kur'an orada duruyorken, kari, okuyucu tilavete başlıyor ve ondan bir ses çıkıyor. Bu da yaratılmıştır. Dolayısıyla bunlar Kur'an'ın lafzıdır. Lafız yaratılmıştır. Fakat Allah'ın kelam-ı nefsisi yaratılmamıştır. Bunu deyince yani bizim lafız... Lafzi bil Kur'an'ı mahlukun diyor aslında, evet. Daha doğrusu bu. Bu. Yani benim telaffuzum, okumam, kulların, evet. Beşerin... Fiil yani. Şeyi, evet. Halku Ef'al-i Lebed diye bir kitap da yazmış zaten. Evet. Yani kulların fiillerinin yaratıldığına dair. Evet. Çünkü İmam Buhari zeki bir insan. Yani bazı haşeviler gibi değil. İnsan yaratıldığına göre mahluktur. Yaratılmış bir kişiden de yaratılmamış şeyin türemesi mümkün değil. Bunu formüle ediyor. Aslında İmam Buhari'nin bu tutumu daha sonra gelecek Eş'ari ekolünün, Maturidi ekolünün aslında önünü açıyor. Bunun sistemleşmesini kolaylaştırıyor. Bunu dediği için İmam Zühli kendisine büyük bir öfkeyle karşı çıkıyor. Hı. İmam Zühli o şehirde... Bayağı bir sıkıntı yaşıyor. İmam Zühli orada bir otorite. Emirle arası çok iyi. İmam Buhari'yi tehdit ediyor. Hemen şehri terk etmesini söylüyor. Aksi takdirde başına bir takım şeyler gelecek diyor. İmam Buhari şehri terk etmek zorunda kalıyor. Ve buna çok üzülüyor. Dolayısıyla şehirden çıkıyor. Bu aslında onu anlıyor belki meseleyi ama İmam Zühri başka noktadan belki bakıyor olaya. Peki İmam Zühri neden böyle bir tavır takınmıştır? İmam Zühri buna inanıyor olabilir. Böyle inanıyor olabilir. İmam Zühri ilginçtir. Kur'an'ın lafzı içinde mahluktur denmeyeceğini söylüyor. Ancak daha da önemlisi İmam Zühri mihne döneminde büyük bir muhaddis. Çok sert fetvalar vermiş. Ve demiş ki kim Kur'an mahluktur derse kafir olur. Nikahı boş olur. Tabii bu Maveraun-Nehir bölgesi ama Irak birbiriyle uzak, çok irtibatlı. Orası yani. Tabii uzak yani, bir bölge. Merkezden nereden uzak baksan birebir takip ediliyor olay orada. Şimdi aslında daha önceden vermiş olduğu konuyla ilgili sert fetvalar aslında bunun bilahare elini kolunu bağlıyor. Yani ya verdiğiniz fetvalarla uyuşan bir tavır sergileyeceksiniz. Otoritesi sarsılacak. Bundan sonra daha ilginç bir şey yapıyor. Belki hoş olmayan bir şey yapıyor. Kendisiyle irtibatlı olan büyük muhaddislere Ebu Zura gibi, Ebu Hatim gibi İmam Buhari hakkında mektup gönderiyor. Onun ehli bidat birisi olduğunu söylüyor. Bu iki büyük muhaddis de İmam Buhari'den hadis almamaya başlıyorlar. Böyle çok yakıcı etkileri doğuyor. Ama tabii neticede İmam Buhari ismi çok duyuldu her tarafta. Yani o samimi bence orada davrandığı şey. Daha sonra zaten ehli sünnet kelamı henüz bu problemin ortaya çıktığı dönemde ehli sünnet kelamı kurulmuş değil. Kurulmuş değil, evet. Daha sonra evet ehli sünnet kelamı kurulunca yani bir paradigma inşa edilince, epistemoloji inşa edilince bu meseleler suhuletle çözüm yoluna konuyor. Ama ondan önce ilk kez böyle bir fikirle karşılaşıyorsunuz. Bu fikir toplum için çok sarsıcı. Ve bu inancın sizi nereye götüreceğini tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Evet. Şimdi biz sonuca bakıyoruz. Gelişme, ortaya çıkış süreci, gelişme süreci, sonuç bizim için karar vermek, muhakeme etmek kolay. Ama bu mesele ilk ortaya çıktığında iyi bir tavır takınabilmek kolay değil. Çünkü konuştuğunuz şey Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle'nin kelamı. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle diyor ki kellemallahu Musa teklime. Allah Musa ile konuştu. Peki Allah konuştuysa bu nasıl bir konuşmadır? Bu konuşma yani Allah Azze ve Celle'nin konuşma sıfatı diğer sıfatları gibi kadim midir, değil midir? Dolayısıyla mesele buradan ortaya çıkıyor zaten. Evet. Şimdi hocam araya da bir 5 dakikamız falan kaldı. Ama şu soruyu soralım yine oradan da devam ederiz. Biraz seyircilerimiz de merak etsin. Evet. Bu tartışmanın yani bu mihne döneminin deki bu Halkul Kur'an meselesi başta olmak üzere o baskıların
başta hadis kitapları olmak üzere ve diğer İslami ilimlere, fıkıha falan nasıl global anlamda etkisi oldu? Hocam birçok katmanda etkisi oldu. Bir, bu dönem hadisin altın, tasnifin altın çağına denk geliyor. Yani daha önceden tedvin yapılmış, şimdi hadisler bir araya getirilmiş, yazılmış. Yani dinleyicilerimiz, tam tasnif edilen dönem evet, yani. Evet. Dinleyicilerimizin anlaması için biraz açmak belki gerekebilir. Yani herhangi konu başlığı, yani konu bütünlüğü gözetilmeksizin hadisler bir araya toplatılmış, yazılmış. Daha sonra gelen marhalede artık var olan bu hadisi muhaddisler sistemleştiriyor, tasnif etme, konularına göre tasnif ediyor, ravilerine göre tasnif ediyor ama hadisler yazılmış. Tasnif dönemi başlıyor. Şimdi mesela İmam Buhari'nin sahihine baktığımızda, şimdi 24 yaşındayken İmam Buhari mihne dönemi başlıyor. İşte 40 yaşında mihne dönemi bitiyor ama etkisi devam ediyor. Sahihini bu dönemde yazıyor. İmam Buhari sahihini yazarken var olan hadislerden bir seçki yapıyor. Bu seçkiyi yaparken konularına bab başlıkları koyuyor. Bab başlıklarında bu konudaki itikadi düşüncelerini de özellikle Kitab-ı Tevhid'de, Kitab-ül İman'da ele alıyor. Evet, evet. Ve buradan mesela Kur'an yaratılmıştır diyenlere bab başlıklarında reddiye veriyor. Eğer böyle büyük bir fitne yaşanmasaydı mesela, bunlar bu tür bab başlıklar olmayacaktı. Hmm. Bunu diğer tasniflerde de görebilirsiniz. Hatta daha sert bab başlıkları da görebilirsiniz. Birincisi bu. İkincisi, yani bu vesileyle şunu da söyleyelim. İmam Buhari'nin o bölümlerinde Ebu Hanife'ye de hatta. Hanefilere, Maturidiler yok o zaman da. Evet. Ama Hanefilere, Ebu Hanife'ye reddiye var. Şimdi İmam Buhari'nin İmam Müslim'den farklı özelliklerinden bir tanesi, İmam Müslim kitap isimlerini koyuyor. Kitab-ı Salat diye, Kitab-ı Zekat diye, yani namaz bölümü, zekat bölümü gibi. Fakat bab başlıklarını koymuyor. İmam Buhari bab başlıklarını kendisi bizzat koyuyor ve bunu yaparken kendi içtihatlarını bazen bir Kur'an ayetiyle, bazen bir hadisle, bazen bir sahabe görüşüyle, bazen de direkt kendisinin seçtiği bir ibareyle bab başlıkları koyuyor ve bu yüzden İmam Buhari'nin içtihatları, görüşleri bab başlıklarındadır denir ve bu böyledir. Evet, evet. Dolayısıyla bu meselelerde bab başlıklarına kendi düşüncelerini, içtihatlarını yerleştirmiştir. Evet. Diğer muhaddislerden de bir kısmı bunu yapmıştır. Bab başlıklarına yansıdı. Başka evet, hadislere bir seçki anlamında belki evet, var. Burada mesela yani iki hadisten şu varsa evet, bunu tercih ediyor. Mesela Ahmed İbni Hanbel, Müsned'in sahibi, büyük bir hadis koleksiyonu. Ahmed İbni Hanbel mihne döneminde Kur'an mahluktur demiş, yani takiye gereği bunu söylemişlerden hadis almamaya dikkat ediyor. Hmm. Yani bunlar büyük muhaddisler. İmam Buhari'ye yönelik bir şey var mı Ahmed İbni Hanbel'in hocam? Yok, İmam Buhari talebesi de. Talebesi. Herhangi bir yok, tarizi. Bu dediğimiz olaylar İmam Ahmed İbni Hanbel'in vefatından sonra yaşanıyor zaten. Hmm. Şeyinde değil, o hayattayken yaşamıyor. Ama mesela diyelim ki şey olarak ilim meclislerinin etkileri vesaire vardır. Bunları belki bir aklıma bir olay geldi. Büyük muhaddisi biliyorsunuz Baki bin Mahled. Evet, eğer süremiz Mahled, kalmadıysa evet, şeyden sonra geçelim hocam evet, ona. Yani değerli seyirciler tabii çok hararetli bir yerine de geldik konunun aslında. Önemli bir konu, kadim bir meseleyi tartışıyoruz. Yani halkul Kur'an dediğimiz Kur'an'ın mahluk olup olmadığı tartışması ki bunun Abbasilere hakim olan bir döneme hakim olan Mutezile, rasyonalistler diyebileceğimiz akılcı mezhep diyebileceğimiz Mutezile'nin hakim olmasından sonra gündeme gelen bir tartışma bu ama bunun güncellenmesi var, güncel versiyonları var. Mesela gerçekten çok detaylı ve önemli, bugüne yansıyan yönleri var gördüğünüz üzere. Bunları ve hadis meselelerine yansımasını da kısa bir aradan sonra inşallah o konulara daha somut anlamaya devam edeceğiz. Bu arada dualist zındıklar meselesine de gireceğiz inşallah. Şimdi bir ara. Değerli seyirciler, tekrar hayırlı akşamlar. Tabii programımızın ikinci bölümüne başlıyoruz. Birinci bölümde Serdar Demirel, Profesör Doktor Serdar Demirel hocamız İbn Haldun Üniversitesi'nden bizimle beraber
Genel anlamda halkul Kur'an, Kur'an'ın mahluk olup olmadığı tartışması var tarihte. Mutezile bir dönem Abbasi Devleti'ne hakim oluyor ve yaklaşık 20 yıl bu doktrini uyguluyor, sıkı bir şekilde uyguluyor. Alimleri sigaya çekiyor, özellikle hadis alimlerini. Ve bunun tabiatıyla bu tartışmaların dış tesirlerden etkilenmesi var, içe yönelik yansımaları var. İçteki hadis ilimlerinin ve fıkıh ilmi, kelam ilmi gibi ilimlere yansımaları var. Kitapların tasnifine, konularına önemli etkileri var. Bunlara biraz başlamıştık son bölümde, birinci bölümün son bölümünde. O soruyu sormuştuk. Hadis kitaplarına yansımalarını evet. konuşuyorduk Serdar Hocam. Evet. Siz de tasnife yansımaların olduğunu, özellikle İmam Buhari'nin kitaplarındaki bir takım konu, bab başlığı dediğimiz evet. tercihlerinin bundan etkilendiğini, bir anlamda reaksiyonist bir tavır var orada aslında. Yani işte mesela iman bölümünde, tevhid bölümünde, özellikle itikada taalluk eden bölümlerde evet. bunun etkilenmelerinin olduğunu söylemiştiniz. Buradan devam edelim isterseniz. Bir olay evet. anlatacaktınız siz evet. Baki bin Mahlet'te ki Baki bin Mahlet'i siz de anlatırsınız ama Baki bin Mahlet, değerli seyirciler, yani çok önemli bir hadis alimi. Biz şimdi sahabeden ne kadar, kaç kişi rivayette bulunmuş peygamberimizden ki evet. sayılar farklı, 1500-1300 veriliyor, farklı rakamlar var. Daha az oranda da verenler var. Bunların tam tespitini aslında biraz da Baki bin Mahlet'in müsnedine evet, dayandırılarak evet. yapıyoruz. Endülüslü bir hadis alimi bu. Evet. Ya yani o müsnedi var. Müsned de sahabi rivayetlerine göre, sahabi isimlerine göre hadisleri dizen kitaplara diyoruz. Evet. Buradan devam edelim isterseniz hocam. Şimdi tabii Baki bin Mahlet genç bir ilim talebesi. Hadis öğreniyor, hadis topluyor, hadis yazıyor, icazet alıyor. Endülüs'te Ahmet bin Hanbel'in şöhretini duymuş. O dönemin şartlarından kalkıyor ama mihne olaylarından da haberi yok. Hmm. Kalkıyor Endülüs'ten Afrika'ya geçiyor. Afrika'dan Bağdat'a kadar geliyor. Yoldayken böyle bir fitnenin başladığını öğreniyor. Ahmet İbni Hanbel'in tecrit edildiğini, ev hapsinde tutulduğunu, kimseyle görüştürülmediğini öğreniyor. Buna rağmen Bağdat'a geliyor. Mescide giriyor. Ahmet İbni Hanbel hakkında soru sorduğunda insanlar tedirgin oluyorlar. Yani bu kim? Çünkü devletin gözetimi altında, murakabı altında bir alimden bahsediyor. Sonunda Yahya bin Mainlerle karşılaşıyor ve kendini tanıtıyor. Ahmet İbni Hanbel'le görüşmek istediğini söylüyor ve evine gönderiyorlar bunu. Evini işaret ediyorlar. Bu gidiyor oraya. O zaman henüz müstedini yazmış mı hocam? Siz yok. Ahmet İbni Hanbel mi? Yok Yok. Daha genç bir ilim talebesi. Maksadı zaten bu büyük muhaddisten hadis almak. Kapısını çalıyor. Ahmet İbni Hanbel çıkıyor. Kendisini takdim ediyor. İşte kendisinin ta Endülüs'ten geldiğini, Afrika'ya geçtiğini ve buraya geliş amacının kendisinden hadis almak olduğunu, hadis yazmak olduğunu söyleyince İmam Ahmet çok şaşırıyor. Bu kadar uzun bir yoldan gelmiş. Sonra kendi durumunu anlatıyor. Diyor ki ben bu şartlarda diyor sana hadis öğretemem, öğrenci kabul edemem. Zaten izin vermiyorlar diyor. Baki bin Mahlet peki diyor şöyle yapsak nasıl olur? Ben her gün buraya diyor dilenci kılığında, kıyafetinde, dilenci gibi gelsem. Bunu sanki ben duymuştum hocam ama evet. Baki bin Mahlet olduğunu unutmuşum. Evet, bu Baki bin Mahlet. Evet, onunla bağlantılı. Ben buraya gelsem, sizden yiyecek talebinde bulunsam, siz de bir dilenciye yiyecek veriyor gibi çıkıp bu koridora, o arada bana bir tane hadis söyleseniz, ben yazsam diyor. En azından diyor bir süre böyle devam edecek ve sizden hadis almış olsam. Bu kadar uzun yoldan geldiği için Ahmet İbni Hanbel bunu reddetmiyor. Tamam diyor ve kabul ediyor. Her gün bu sarığının arasına işte cübbesinin iç tarafına kağıdını, kalemini gizletiyor. Dilenci gibi oraya gidiyor. Ahmet İbni Hanbel ona bir şey verecek, yiyecek verecek gibi koridoru alıyor. Orada ona bir iki hadis yazdırıyor. Bu tekrar dönüyor. Mihne dönemi. Yani Ahmet bin Hanbel'in evi de 7/24 gözetim altında evet. muhtemelen. Yani işte mihne dönemi son bulduğunda Ahmet bin Hanbel tekrar talebeleri kabul etmeye başladığında Baki bin Mahled'i öğrencilere örnek veriyor. Ben diyor bunun gibi bir ilim talebesi görmedim. Bütün zorluklara rağmen diyor benden hadis almasını başardı. Bu bize de şunu gösteriyor. Yani ne büyük sıkıntılar yaşandığını, ulema yani hadis dersi dahi veremediğini, öğrenci kabul edemediğini gösteriyor. Şimdi kitapta
hadis tasnifine bu ihtilafların nasıl yansıdığını delilleriyle, kaynaklarıyla gösterdik. Bunun bir boyutu, bir diğer boyutu da rical kitaplarına yansımıştır. Evet. Neden? Çünkü cer ve tadile yansımıştır. O dönem bu kamplaşmalar sebebiyle alimler, çağdaş, muasır alimler birbiri hakkında sert hükümler vermiştir. Kurucu metinlerde o dönemde yansıdığı için o dönemde ne hüküm verilmişse bugüne kadar gelmiştir. Yani mihne döneminde yaşananlar, ulemanın karşılıklı ihtilafları sadece o dönemi etkilememiş, çağlar boyunca bugüne kadar anlayışları da etkiledi, etkilemiştir. Evet. Çünkü neden? Bir ilim talebesi bugün bir alimin cerh ve tadil hükmünü ele aldığında yine bu kaynaklara gidecektir. Ebu Zura'ya gidecektir, Ebu Hatim'e gidecektir vesaire. O dönemin yansımaları burada mevcut. Dolayısıyla cerh ve tadili de belli ölçülerde etkilemiştir. Bununla da kalmamıştır. Nasıl etkilemiş mesela hocam? Birkaç örnek versek mesela. Yani mesela... mesela işte ideolojik anlamda filan ravi aslında sika bir ravi iken güvenilir. Belki onunla ilgili bir ithamda bulunulmuş. İşte diyelim ki Muhammed bin Yahya el-Zuhli'nin İmam Buhari hakkında verdiği hüküm. Sonra onun hakkında verdiği hükmü mektuplarla dönemin önemli muhaddislerine göndermesi. Bunların da cerh ve tadile bu hükümleri... yazmaları. Ama peki etkili olmamış ama bu çok. Şimdi o dönem etkili olmamış. O dönem öyle ama mesele diyelim ki Ebu Hanife, Hanefi mezhebinin kurucu imamı. İmam Ebu Hanife yanlışlıkla, kasıtla bir şekilde ismi bu meseleye bulaştırılmıştır. Nasıl bulaştırılmış? Yani bu mesela bazı Ahmet Ebu Hanife'nin ismi başka meselelere de bulaştırılmış. Mürciyi dendi, yok, başka şeyler Kur'an var. Kur'an meselesinde İmam Ebu Hanife'nin Kur'an mahluktur dediğine dair bir şaiye yayılmış ve bu bazı kitaplara geçmiştir. Mesela Ahmed İbn Hanbel'in oğlu Abdullah'ın kitaplarında bu var. İlk Kur'an mahluktur diyenin Ebu Hanife olduğunu söyleyip onun hakkında çok sert ibareleri de aktarıyor. Bu bir iftira zaten. Bu tahkik edilemez. Bir iftira. Yani. Ancak mesele diyeyim Eş'ari ekolünün kurucusu İmam Hasan el-Eş'ari. Bu nereden çıkmış hocam? İlk bunun bir şeyi var mı? Sizin... Bunun şu sebebi bu şudur. Bu Hanife ile ilgili çıkmış. Bunun şey. En önemli kitaplarında yok öyle bir şey. Evet. Tam aksine ona nispet edilen Fıkhul Ekber'de veyahut ona yakın dönemde yaşayan İmam Tahavi, Akide Risalesi'nde İmam Ebu Hanife ve ashabının görüşlerini ben buraya aldım diyor. Burada Kur'an'ın yaratılmadığına dair ibareler var. Fakat bunun en önemli sebebi şu. Şimdi bir itikadi mezhepler var, bir de fıkhi mezhepler var. Mutezile, o dönemin mutezilesi önemli ölçüde fıkıhta Hanefi ekolüne bağlı. Evet. Mesela Bişr bin el-Merisi bu halkul Kur'an düşüncesini ideolojileştiren ve bayraktarlığını yapan o dönemde bu kişi fıkıhta Hanefi. Me'mun döneminde ve daha sonra Mu'tasim döneminde Kadı Kudat olan Ahmet bin Ebu Duad, 240 yılında vefat ediyor bu zat, fıkıhta önemli bir Hanefi fakihi. Şimdi bu mihne teorisyenlerinin, uygulayıcılarının bir kısmı fıkıhta Hanefi olmasından kaynaklı. Hanefi olması sebebiyle Hanefilerin ismi buna bulaştırılıyor. Hatta İmam Ebu Hanife'nin torunu İsmail, o da bir kadı, inanç olarak da halkul Kur'an düşüncesini benimsemiş. İşte böylece mesela İmam Ebu Hanife'nin talebesi Bağdat'ta Kadı Kudat, İmam Yusuf halkul Kur'an meselesinde bunu söyleyenlere karşı sert tavır alıyor. Ama bazı Hanefi fakihleri bir kısmı benimsiyor, bir kısmı karşısında yer alıyor. Aslında Hanefi ekolü de kendi içinde ikiye bölünüyor. Ekolleri bölüyor yani dedik bu, ya aslında. Bu yani hadisi de bölmüş, çok evet. Büyük epistemolojik bir kriz meydana getiriyor. Evet. Yani etkileri daha sonraki asırları etkiliyor ve bugüne de yansıyor. Yani bugün mesela hadis ilmini, o dönem yaşanmış ihtilafları, verilmiş hükümlerin arkasında ne tür bir sosyopolitik sebep var. Bilmeyen bir kişi işte yani bunu genelde selefi arkadaşlar rahat yapıyorlar. O dönem verilmiş hükümleri alıp
imamlara tatbik edebiliyorlar. Bundan dolayı bir imamı rahatlıkla cerh edebiliyor ve hadisleri alınmaz diyebiliyorlar. Evet. Şimdi bu tabii cerh ve tadilin ideolojikleştirilmesi meselesi var. Evet. Başka konulara da yansımış bu. İşte kaderi denmiş bazı raviler için, mürciyi denmiş, ne bileyim Şii denmiş, eğilimli denmiş filan. Yani bu meseleyi biz genel anlamda aslında tartışıyoruz cerh ve tadil içerisinde. Ki hakikaten ama meselenin bu kadar derinlemesine etkisinin olduğu konusu da çok fazla bu zamana kadar tartışılmadı ve çalışılmadı zannediyorum, değil mi? Yani Serdar hocamın bu Halkul Kur'an meselesi ve hadis kaynaklarına etkisi konusu, tekrar gösterelim. Bu çalışma bunu derinlemesine ele alıyor. Serdar hocam tabii işin fıkha da bakan yönü var. Orada da nasıl yansımış biraz fetvalara, kısaca ona da değinelim. O dönemin fakihleri, kadıları bu konuda devletin resmi görüşünün benimsenmesi kendilerinden talep ediliyor. Devletin resmi görüşünü benimsemeyenler şey yapıyor, görevlerinden azlediliyorlar, açlığa mahkum ediliyorlar. Bir camide mesela öğrenci yetiştirmelerine izin verilmiyor. Yani büyük bir baskı var. Olay öyle bir detaya iniyor ki bazı şeyler, aile problemleri yansımaya başlıyor. Bir kadın geliyor, kocasını şikayet ediyor. Diyor ki benim kocam halifenin görüşünden farklı olarak Kur'an yaratılmamıştır diyor. Buna istinaden talak istiyor. Kadının kendisini boşamasını istiyor. Bu zeminde verilmiş şeyler var. Kadı kocası Kur'an yaratılmamıştır dediği için resmi olarak karısını ondan boşuyor. Yani güncel hayata bile yansıyor. Evet, evet. Sokaklar bölünüyor. Ve çok bir önemli bir mesele var. Terör olayı, belki kavgalar falan da oluyor. Bir takım başka şeylere de yönelik. Şimdi yavaş. Halkın kahir ekseriyeti ehli hadisin yanında. Ahmet İbn Hanbel'in yanında. Nötr tavır gösteriyorlar tabii, şey yapmıyorlar. Yok, isyan etme girişimleri oluyor. Evet. Şey izin vermiyor. Ahmet İbn Hanbel ve diğer muhaddisler izin vermiyor. Yani bu devletin bütünlüğünün çok önemli olduğunu söylüyorlar. Pasif bir direnişte bulunuyorlar. Ancak şöyle bir şey var. Diyorlar ki halk kiminle beraber bunu halifelere göstereceğiz. Hocam bunu nasıl gösteriyorlar biliyor musunuz? Cenaze namazlarında gösteriyorlar. Yani o Ahmet bin Hanbel'in cenaze namazı ile ilgili o büyük rakamlar veriliyor aslında. Evet. Bir kısmı menakıp bunların. Tabii menakıpları çıkarsanız bir milyon günde falan rakamları veriliyor. Evet. Hocam o dönem halkın bu meselede nerede durduğunu göstermesi için en önemli sivil alan, fırsat. Bu yüzden hatta Ahmet İbni Hanbel onu söylüyor. Diyor ki bizimle diyor Halkul Kur'an diyenlerin arasında diyor şahitliği cenaze namazları yapıyor. Orada şeyden birisi vefat ettiğinde devlet erkanından bu düşünceyi benimsemiş ya o mütezili alimlerden çok cılız bir katılım var. Öyle bir cılız katılım oluyor ki hatta bazen geceleri gizlice defnediyorlar. Yani o şey gözükmesin. Ama bu taraftan bir alim, bir muhaddis vefat ettiğinde on binler, yüz binler katılıyor. Burada bir meydan okuyorlar ve devlete şunu diyor, şu mesajı veriyorlar. Diyorlar ki bizim durduğumuz yer burası. Devlet de aslında ileri aşamada bunu anlıyor. Yani bu kadar halkı karşısına almanın bir maslahatı olamaz. O yüzden şey yapıyorlar, ileriki aşamada bu doktrinden vazgeçiyorlar. Evet, aslında bu işte aşırı baskıcı dönemler, Yakuben dönemler işte bizim milletimizin tarihinde de oldu. Evet. İşte halk aslında oralarda çok şey yapmıyor, böyle bir isyana gitmiyor. Devletin yanında yer alıyor ama pasif bir direnişe geçiyor. Evet. Sonra o serbestlik olduğunda aslında asıl tepkisini de gösteriyor. Evet. Değil mi? Yani tabii bunları biz yaşıyoruz zaman zaman kendi ülkemizde, başka yerlerde. Hakikaten enteresan anekdotlar da var işin içerisinde hocam, öyle anlaşılıyor. Tabi buradan biraz bu dualist zındıklık meselesine de biraz geçiş yapalım isterim ama meselenin biraz da güncel boyutuna doğru geleceğim aslında, o bugün ne anlama geliyor bu tartışmalar diye Mutezile bağlamında. Dualist zındıkların da kastınız nedir tam hocam? Dualist zındıklık diye şöyle de bir kitabınız da var, az önce gösterdik. Eyvallah. Değerli seyirciler, Dualist Zındıklar ve Hadis diye bir kitabı daha var Serdar hocamızın. Bu dualizm ikilik anlamına geliyor. Seneviye diye bir grup var. Doğru. Bu biraz mecusilik içerisinde. Daha çok manheizmle alakalı. Manheizm, evet. Bu nasıl? Şöyle hocam, bu kitabın ve bununla bir benzerliği var mı bu meselenin? Yani aynı döneme, yakın dönemlere tekabül ediyor ama burada şöyle bir durum var. Yani bu kitabın ortaya çıkmasının sebebi şu. Hadis tarihinde siz de çok iyi bilirsiniz hocam.
özellikle uydurma hadis anlatıldığında hangi gruplar, hangi fırkalar... Zındıklar orada başta sayılır. Evet, evet. Hadis uydurdu. Bu mesele önemli bir meseledir. Orada hadis uydurduğu ele alınan 7-8 gruptan birinci olarak zikredilen zenadıka, zındıklar taifesidir. Ancak zındıkların kim olduğu meselesi bu hadis kaynaklarında, şerhlerde tarif edilmez çok fazla. Birkaç sayfayla geçiştirilir. Uydurdukları bazı hadislere örnekler verilir. Muğlak bir alanı teşkil ediyor. Daha çok bu meseleyi din tarihçileri, mezhep tarihçileri ele alıyorlar. Benim amacım hadis alanında bu meseleye ışık düşürmek. Buradan kastedilen kimdir? Yani bu zındıklar denilen kaç gruptan, kaç farklı anlayıştan meydana geliyor? Buraya ışık düşürmek değil. Bu meseleye girmenizin esas sahiki neydi hocam? Nereden? Esas sahiki hadis tarihindeki bu meseleyi aydınlatmak. Ha. Çünkü çok... Daha önce yaptığınız bir çalışmada acaba böyle bir kafanıza takılan bir sorun mu vardı? Daha önce öyle bir şey yoktu. Fakat bunu biz derslerimizde de anlatıyoruz hadis tarihinde vesaire. Hmm. Ama çok detaylı sorular geldiğinde öğrenciye de kaynak gösteremiyoruz. Biz de çok fazla araştırmadığımız için bilmiyoruz. Özet bir bilgiye sahibiz. Hocam bu zındıklığın bir güncel boyutu var. Siz evet. de bilirsiniz yurt dışında bulundunuz. Bugün batıda da bu dinden çıkan bir takım gruplar var. Evet. Ex-Müslümanlar falan diyorlar bunlar kendilerine. Hatta bunların bazılarının isimlerini bu zındıklardan alıyorlar. Eskiden kadim tabii. dönemde yazılmış o İbn-i Ravendiler, İbn-i evet. Varraklar falan gibi bir takım zındıklar var bizim o tarihimizde. O sembol isimleri seçiyorlar. Seçiyorlar, onların isimlerine takma isim kullanıyorlar tabii. bunlar ve sosyal medyada oradan meşhurlar. Yani mesela batıda var, Hazreti Peygamber'le tabii. ilgili başka konularda hocam, kitap yazıyorlar. Hocam Wikipedia'ya geçmiş bunlar. Yani şey olarak evet. o zındık isimleri, müstahar isimleri kullananlar evet. Wikipedia'ya geçmiş bunlar. Yani bu şu anda İslam düşmanlığının, İslam'a yönelik düşmanlıkta, İslamofobide bu evet. grup çok alabildiğine kullanılıyor. Evet. Ve bunlar destekleniyor batı aslında tarafından. Mesaj veriyorlar. Evet. Yani iki tür mesaj tabii. var. Tabii. Yani ne demek istiyor? Geçmişle, maziyle bir irtibat kuruyor evet. aslında. Şimdi burada hocam zındıklık meselesi, neden dualist zındıklar? Özetle şunu belirtelim hocam. Zındıklık meselesi Müslümanlara ait bir mesele değil. Miladi 3. asırda Maniheizm diye bir din ortaya çıkıyor. Kısa sürede Afrika'dan ta Uygur Türklerine kadar yayılıyor ve taraftar buluyor. Nedir bunun özelliği hocam? Birkaç cümleyle. Maniheizmin özelliği hocam şeydir, dualizme inanırlar. Yani ikiliye yani. İkiliye. İkilikten de kasıt şudur. Allah mutlak iyidir. Buna inanırlar ve derler ki Allah mutlak iyi ise Allah'ın kötü yaratması söz konusu olamaz. Dolayısıyla teolojik bir şeye çıkmaza giriyorlar. Bunu o kötülüğü yaratan başka bir yaratıcı vardır inancıyla dengelemeye başlıyorlar. Peki hocam bunun mecusilikte de aslında bu dualizm var. Evet. Onunla ne farkı var buranın? İşte aralarında nüanslar var. Fakat daha sonra neden dualizm diyoruz? Zaten Maniheizm, Zerdüştlük, Daysaniye, Markoniye gibi din ve mezhepler hepsi bir potada buluşuyor. Hmm. Ortak noktaları yani sistemleri farklı olmakla beraber dualizm. Dualizm, evet. Bunun için bunlara dualist zındıklar dedik. Şimdi Mani ortaya çıktığı zaman Mecusilerin coğrafyasında fikir terörü estiriyor. Çok büyük taraftarlar topluyor. Hocam bu Maniheizm şöyle de önemli. Evet. Batı'da bazı çalışmalarda bazı oryantalistler bu Peygamber Efendimiz'in Mani diniyle, Mani ile ortak yönlerine de irtibatını kuruyorlar. Bu Kur'an'daki bir takım bu dualist yaklaşımlar var Kur'an'da da. Hani İslam'da. Evet. İyi, kötü, cennet, cehennem, işte şeytan, rahmani falan evet. gibi. Buralardan hareketle de bunları da kullanarak bu dualizmin aslında oradan geldiğini falan söyleyenler de i̇şte var. İşte dualizmin evet. İslam döneminde oynayacağı çok tehlikeli roller var. Evet. İşte bu manada ilk zındık kelimesini kullananlar Zerdüştlerdir. Kime karşı? Maniheistleri tanımlamak için kullanıyorlar. Hmm. Şimdi Zerdüştlerin kutsal kitabı Avesta. Bu Avesta'ya da yazılmış tefsir vardı. Bunun ismi de Zend. Zend, evet. Şimdi Maniheistler Zerdüşt coğrafyasında kendilerini Avesta üzerinden topluma anlatmaya, taraftar toplamaya çalışıyorlar. Ne yapıyorlar?
kutsal kitabın metinlerini zend gibi tefsir ederek kendi öğretilerini Zerdüştlüğe enjekte ediyorlar. Bunun için Zerdüştin adamları bunlara zındık diyorlar. Yani zendin, Avasta'nın asıl anlamını tahrif eden ve bunun teviline giden adamlar. Onlara göre nerede onlar tahrif ediyor aslında? Kendi dinlerinin kutsal inanç ilkelerini, ahlak ilkelerini evet. ve benzeri. Şimdi bu onlar arasında yaşanmış bir mesele. Evet. Evet. Ancak Hazreti Ömer döneminde buralar fethedildiğinde Müslümanlar dualistlerle karşı karşıya kaldılar. Yani işte şeyler, Zerdüştler, işte Maniheistler, işte diğerleri vesaire, Daysaniler. Özellikle de Maniheistler. Yani zındıklık birinci derecede Maniheizme has bir şey. Yani bu Mezopotamya bölgesi daha Mezopotamya, fazla. Mezopotamya, yani bunlar evet. işte bugünkü şey. İran, Irak coğrafyası. Urfa, evet. bugünkü Mezopotamya vesaire. Şimdi bunlar bir kültür ehli. Müslüman olan toplumlar arasında en hızlı Arapça öğrenen bunlardır. Ve kendi şeylerini, inanç sistemlerini Müslüman toplumunda yaymak için İslam'la tevil üzerinden, Kur'an ayetlerini tevil üzerinden kendi inançlarıyla özdeşleştirmeye başlıyorlar. Tabii ki Müslüman toplum, bu, Zerdüştleri, Maniheistleri ve diğerlerini çok detaylı bilmediği için bunların hepsine seneviye diyor. Yani aslında bunların arasında farklılıklar var. İşte bu senevi ekoller arasından şeyden çıkmış ve kendi inanç sistemlerini Müslümanlara benimsetmek üzere hadis uyduranlar var. Hmm. Hadis uyduruyorlar. İşte bu yani Müslümanların aradaki şeyini de anlıyorlar aslında. Buradan giriyorlar mesela. Buradan yani. Giriyorlar. Şimdi giriyorlar. Kur'an-ı Kerim toplatılmış. Tevil yoluyla onu iptal ha. etmeye çalışıyorlar. Hadisler tedvin ve tasnif döneminde hadis uydurarak kendi inanç sistemlerini Arapçalaştırmaya ve İslam literatüründe var etmeye çalışıyorlar. Bu bir tehlike oluşturuyor. Şimdi bunu tevil üzerinden yapıyorlar. İslam döneminde bu kavram anlam genişlemesine muhatap oluyor. Zındıklık yani. Zındıklık. İlginçtir mesela zındıkları ilk reddiye verenlerden bir tanesi Vasıf bin Ata'dır. Zındıkları reddiye bir... Mutezile'nin kurucusu. Evet, risalesi vardır. Ama daha sonra Kur'an-ı Kerim'in sarih anlamını tevil yoluyla, iptal yoluna gidenlere de zındık denilmeye başlamıştır. Fakat bizim bu çalışmada ele aldığımız daha çok şeydir. Yani gerçek zındıklar. O ilk başta söylediğiniz. Evet, onları, öncülerini, bunları ayırdık. Uydurdukları hadislere örnekler verdik. Ulemanın bunlara karşı mukavemetini şey yaptık. Mesela bunlar o kadar rahat hareket ediyorlar ki. Bunların en meşhurlarından bir tanesi Abdülkerim bin İbni Ebil Avce. Mekke'ye meşhur bir hadis uydurucusu. Hadis uyduruyor. Değil. Yani öldürülmeden önce muhakeme ediliyor. 4000 hadis uydurduğunu söylüyor. Evet. Bu İbn-i Ebu'l-Avcı aynı zamanda bir filozof, felsefeci, bir teolog. İmam Cafer Sadık'la teoloji tartışmalarına giriyor. Hmm. Yani İslam inanç itikadını sarsmak için Mekke'ye kadar gelmiş. Onun öğrencilerinin huzurunda İmam Cafer Sadık'a mesele şöyle meydan okuyor. Diyor ki senin diyor inandığın Allah diyor her şeye muktedir. Öyle mi diyor, buna mı inanıyorsun? Evet diyor İmam Cafer Sadık, benim inandığım Allah her şeye kadir ve muktedirdir. O zaman diyor şu soruma cevap ver. Senin inandığın Allah diyor, şu kainatı küçültmeden, şu yumurtayı da elindeki yumurtayı gösterir, büyütmeden bu yumurtanın içine sığdırabilir mi? İmam Cafer Sadık da ona diyor ki, benim Rabbim bundan daha büyüğünü yapıyor. Senin göz bebeğin diyor, bu yumurtadan daha küçüktür. Hmm. Ama bütün kainatı bu göz bebeğine sığdırıyor diyor. Şunun için bunu örneği zikrettim. Yani İslam'ın temel inanç sistemini sorgulayacak, meydan okuyacak tarzda gelip bir imamla bir topluluğun önünde tartışabiliyor. Bu kadar da rahat hareket edebiliyorlar. Bir fikir hürriyetine de delalet ediyor aslında kesinlikle, o dönemde. Yani, kesinlikle. Evet, aslında yani şeye kadar İslam hocam, topraklarındaki. Abbasi halifesi Mehdi 170'lerde, şimdi tarihi hatırlamadım, Divanul Zenadika'yı kuruyor. İlk kez devlet bunları araştıracak. İsim isim tespit ediyor. Evet, suçluları tespit edecek, muhakeme edecek. Suçunun oranına göre ceza verecek. Suçun nispetinde.
Ve bir divan kuruluyor. Yani zındık onun olduklarından dolayı değil de zararları ölçüsünde belki bunu tabii yapıyorlar. Zaten bunlara şimdi zararsız olan kendi halindeki mecusilere kimse bir şey demiyor zaten. Onlar 3 asır, 5 asır yaşıyorlar. Fakat Müslüman kimliğini alıyor, Müslüman ismini alıyor. Ama toplum içerisinde eski kadim inançlarını İslam adı altında yayıyor. Evet. Bunlar çok şey yapıyorlar. Hatta bazen İslam inancıyla alay etmek için hadisler uyduruyorlar. Mesela bir hadis örnek verelim. Hocam örnek de verelim birkaç tane. Evet. Yani mesela İslam inancıyla alay etmek için şu hadisi uyduruyorlar. Mimma hulikallah diyor. Allah neden yaratıldı? Allah diyor, Allah Azze ve Celle kendisini yaratmak için haşa önce bir at yarattı. Sonra atı dört nala koşturdu. At terledi. Kendisini o atın terinden yarattı. Yani İslam inanç sistemini alay edecek şekilde toplumda bu tür rivayetleri de yaygınlaştırıyorlar. Ondan sonra itikattan tutun. Günlük işte sarımsak, soğan, işte patlıcan, patlıcanın faydalarına kadar kim patlıcanı yerse onun günahları affolunacak tarzlı hadisler uyduruyorlar. Şimdi bir alim, ilim talebesi bunun elbette hadis olmadığını bilir de fakat avamın arasında bunlar yaygınlaştırıldığında bir İslam sahih tasavvuruna hocam, tehdit oluşturuyor. Bugün de sosyal medyada, dijital medyada alabildiğin hadis uyduruluyor günlük aslında. Evet. Bunları tespit ediyoruz biz hadis hocaları olarak. Ama gerçekten insanlarımız bunları bilmiyor. Bugün de devam eden bir süreç aslında bu hadis uydurmacılığı. Hadis uydurma şeyi bitmedi maalesef. Evet, devam ediyor. Evet. Ama şurada şöyle bir soru var hocam. Yani zındıkların şöyle bir şey desem. Uydurduğu hadisler genelde tespit edilmiştir. Ama edilmeyen de var mıdır sizce? Hocam ne dersiniz kaynaklarımızda, kaynaklarda var mıdır? Kaynaklarımızda şöyle yani daha doğrusu bazı kitaplarda araştırılmadan şu tür şeyler var. İşte zındıklar 4000 hadis uydurdu. Birisinde 8000 hadis uyduruldu. Birisinde 10000 hadis uyduruldu. Bunlar bence biraz kadar, yuvarlak rakamlar. Evet. Şimdi ben bu sayıların peşine düştüm. Yani gerçekten zındıkların uydurduğu hadisler nerede? İşte diyelim ki mevzuat kitaplarını taradım. İşte ilel kitaplarını taradım vesaire. Öyle denildiği gibi binlerce uydurulmuş hadis yok. O dönemin şartları da buna müsaade etmez. Evet. Yani şöyle söyleyebilirim. Yüzlerce uydurmuşlardı ama binlere varmaz. Ben de aynı kanaatte. Evet. Ve dolayısıyla bunların uydurduğu hadisler şey yapılmış, tespit edilmiş. Dolayısıyla uydurma hadis kitaplarında zikredilmiştir bunlar. Hocam zaten şu da var, siz çok da iyi biliyorsunuz. Yani bu cerh ve tadil hadis sistemi gerçekten Allah bu ümmete nasibi yani. Evet, kesinlikle. El isnadu hasatun min hasaisi hazihil ümme diye bir söz var biliyorsunuz. Kesinlikle. İsnat sistemi bu ümmete bahşedilmiş en önemli özelliktir. Evet. Yani Yahudilerde de var biliyorsun ama çok ilkel yani. Dolayısıyla o isnat sisteminin elekleri içerisinden bir yere takılmaması çok mümkün zor. Mümkün değil yani. Yani hala o altın çağ dediğimiz dönem. Bu zorluklara rağmen bunu söylüyoruz aslında biz. Hocam ben bu çalışmayı yaparken karşılaştığım en büyük zorluk şuydu. Bu zındıklar kimlerdir? Yani ulaşabildiğim çok az sayıda insan oldu. Bir. İki, peki diyelim ki zındık olmuş, zındıklıkla itham edilmiş, sonra tövbe etmiş zındıklar kimlerdir? Tövbeleri kabul edilmiş midir? Var bayağı değil mi? Evet. Onlar da var. Bunlar var ama hadisle alakaları yok. Hadis rivayetiyle alakalı. İsmi hadis rivayetiyle geçen, yani hadis uydurmuş, sonra tövbe etmiş. 4 kişi tespit edebildim. Cerh ve tadil kaynaklarında mı? Tabii. Zındık denen yani. Evet. Zındıklıkla itham edilmiş. Ama bu dediğimiz birinci manadaki zındıklar mı aslında? Bunlar genelde hocam maniheist kökenliler. Ama şimdi bunlara önemli bir şey hocam. Kur'an-ı Kerim'de kafir kavramı var. Müşrik var, münafık var, zalim var, fasık var. Zındık yok. Zındık yok. Peki neden bu kavramlardan bir tanesi değil de zındık kavramı kullanıldı? Çünkü zındık zındığın ifade ettiği anlam bunların hiçbirisinde mütekamil bir şekilde yok. Hocam zındık kelimesinin etimolojisine de baktınız mı? Onu da bir tabii Farsça şey yaptınız. Evet. Bir kelime olarak. Yani mana Farsça ne? Olmadığını mana, da tam olarak şey yapılıyor. Orada birden fazla mana verilmiş hocam. Yani diyelim ki işte daha farklı Yunanca'ya bağlayanlar var. Yunanca'da anlamı budur, Farsça'da anlamı budur şeklinde. Ama daha bizim için en önemli olan kısmı bunun kavramsal anlamı. Kavramsal anlamı şeyi çağrıştırıyor. Yani
bilerek, kasıtlı olarak, planlayarak bir kutsal metni tevil yoluyla anlamını boşa çıkarmak, değiştirmek. Müslümanlar da sırf bunun için daha çok bunu alıyorlar. Yani bu mefhumla kullanıyorlar. Peki ben size bir şey soracağım. Onu peki bu mecusilerin onlara yönelik suçlaması olamaz mı? Mecusiler yani onları dönemde, almak zorunda mıyız o manayı biz? Müslümanlar zındığı alırken burada Maniheistlerle Zerdüştler, Sebailer, Harraniler arasında bir farklılık gözetmemiştir. Yani eğer hepsini aynı kefeye koymuşlar. Evet, bir dualist inanca sahipse, dualizme inanıyorsa onun şeyine, kökenine bakmamıştır. Ve bu kişi tevil yoluyla İslam'ı iptal etmeye çalışıyorsa bunları tek bir kavramsallaştırma çerçevesi içerisinde ele almışlardır. Bence aslında çok da doğru belki olmayabilir ama biraz tabii daha... o dönem, çünkü İslam'ın ortaya çıktığı coğrafya buradan uzak. Buradaki bu fikri kargaşaları şeyi bilmiyor. Ama Müslümanlar fetihle oraya girdiğinde karşı karşıya kalıyorlar. Evet hocam, şimdi tabii bizim oralarda genelde kullanılır, zındık falan derler böyle insanlara. Kafirden daha size de kullanılıyordur. Tabii ki. Yani bu halk dilindeki kullanımı aslında biraz daha farklılaşmış yani şey olarak. Kültürel bir şeye halini de almış biraz. Tabii yani anlam kaymalarına varmış, evet. Yol açmıştır. Bugün mesele diyelim ki hakaret amacıyla kullanılıyor. Diyelim ki ibahiyeci zındıklar var hocam. İslam tarihinde özellikle şairler arasından çıkmış. Bunlar helal haramı bilmezler, şaraba övgüler düzerler. İşte namaz kılmazlar, namazla alay ederler vesaire. Bu anlamda bunlara da zındık denilmiştir. Ben çalışmada bunlara örnekler de verdim. Dedim ki bunlar her ne kadar bunlara zındık tesmiyesi kullanılmışsa da ama gerçek zındıklar bunlar değildir. Daha sonra ortaya çıkmış diyelim ki ateist felsefeciler var İslam coğrafyasında. İmam Gazali mesela bunlara zındık kavramını kullanıyor. Ateist felsefeciler. Ama orijinal anlamda bunlar zındık değillerdir. Ateistlerdir. Yani dinden çıkma anlamında biraz orada kullanılıyor. Dinden çıkma bence. Anlamında evet. Kullanmıştır yani, evet. Ama artık çok kirli belki bir kavram. Ateizm, agnostisizm, deizm gibi şeyler de girer. Tabii. Kirli bir kavrama dönüşmüştür. Evet evet doğru. Bu sebeple bugün mesela diyelim ki kitabın ismini görenler bugün güncel anlamda karşılıklı hakaret anlamıyla kullanılıyor zındıklık. Ya sanıyor ki güncelle alakalı bir kitap. Ama şöyle bir şey var hocam, onu söyleyeyim. Evet. Bu zındıklığa karşı, zındıkların kullandığı veya bu gruba karşı bizim cenahtan da bazı sert hadis formunda şeyler gelmiş mi? Bazı rivayetler hatırlıyorum evet, şimdi. Evet, hani şimdi, o kilâbü hâzihil ümme diye de başlayan evet, rivayetler var. Şöyle hocam, hem halkul Kur'an meselesinde Kur'an yaratılmıştır. Bazı cahiller Kur'an yaratılmamıştır. Kim Kur'an yaratılmış derse kafir olur gibi hadis uydurmuştur. Bu bir. Zındıklarla ilgili, zındıklar nasıl hadis uydurmuşsa, zındıklara karşı da az sayıda hadis uydurulmuştur. Şimdi bunları, bunlar da şeye... Mecusilere yönelik de. Mecusilere yönelik, seneviyeye yönelik. Ama bunlar tasnif edilmiş ve bunlar uydurma rivayet oldukları topluma ilan edilmiştir. Etki tepki meselesi hocam. Ama genelde Müslüman alimler şeyler... Siz bunları da şey yaptınız mı hocam? Ben kitabınızı bakamadım ama evet. Bu tür hadisleri mesela o kilâbü hâzihil ümme şeklinde şey yapan rivayeti takip hocam, ettiniz mi? Hocam orada şeylerin bazı örnekler verdim. Yani mecusiler bu ümmetin işte köpekleridir gibi tarzında mecusiler, rivayetler var. Mecusiler işte diyelim ki şeyler, seneviyeler evet. Vesaire. Ama bunların sayısı çok değil. Ama asıl uydurma onlar tarafından olan rivayetlerdir. Evet. Etki tepki var biraz etki, aslında. Etki tepki var. Evet. Bir de hadisleri itibarsızlaştırmak için de birileri kasıtlı olarak iki fırka adına hadis uyduruyor. Ama alimler ne yapıyorlar? Bunları topluma ilan ediyorlar. Yani mesela öyle bir rivayet, Kur'an yaratılmamıştır, kim Kur'an yaratılmıştır derse küfre düşer. Böyle bir rivayet olsa muhaddislerin elini güçlendirir. Ama hiçbir muhaddis böyle bir rivayeti kullanmıyor. İşte aslında onu sormayı unuttum. Onu da evet. Gelelim. Yani o Halkül Kur'an meselesinde, döneminde bu şeyi gündeme getirenlere karşı bir hadis uydurma olmuş mu? Mesela onları itham eden. Evet. Yani. Uydurma var. Onlara örnekler verdim. Evet. Ama ülama, muhaddisler dolayısıyla bunları da reddetmiş ve yani. Asla kullanmamışlardı. Hatta ilginçtir. Mihne döneminin en şiddetli döneminde ne
Kur'an yaratılmıştır diyenler bu görüşlerine hadislerden bir delil getiriyorlar. Yani bunu teyit eden. Ne de Kur'an yaratılmamıştır diyen ulema hadisten buna bir delil getiriyor. Hmm. Hatta ortak noktaları şu. Allah Resulü bu konuda bir hüküm vermemiştir. Evet. Çünkü böyle bir rivayet yok. Şimdi Serdar Hocam, tabii bu mesele öyle anlaşılıyor. Benim en azından anladığım şu. Evet. Önemli, hararetli, çok spesifik konulara ya da halkın yaşantısına kadar, mahalleye kadar inen bir tartışmalar evet. var burada. Ancak bunun sisteme, yani hadis tespit sistemine, cerh ve tadil sistemine, hadis kitaplarına belli ölçüde, işte başlıkların belirlenmesinde, evet. bazı hadislerin tercihinde etkilerin olsa bile, hadis uydurmalarda, ama sistemin bütününe yönelik bir paradigmatik bir etkisinin çok olmadığını ben şahsen anladım. Halkul Kur'an meselesini. Evet. Tabii yani şöyle hocam. Zındıklık da öyle yani. Evet, Halkul Kur'an meselesinde bir bölen olmuş. Evet. Ama konuyla ilgili bir ayet, konuyla ilgili bir hadis olmadığı için sadece bu ulemanın tasnifine yansımıştır. Evet. Yani bab başlığına yansımıştır, işte kitabın ismine yansımıştır, bir görüş olarak yansımıştır. Fakat nihayetinde bu şeye bırak, yani Kur'an'ın ve sünnetin herhangi bir hüküm beyan etmediği bir konu. Daha sonradan ortaya çıkmış bir konu. Hocam buradan biraz meseleyi biraz daha güncelleyelim diyorum. Evet. Bugüne getirelim. Ben başta girişte şunu evet. vermiştim bu kriz dönemlerini. Ümmet bu dönemleri, bu krizleri arizi olarak yaşadı tarihte. Bazıları uzun sürdü, bazıları kısa sürdü. İşte Mihne dönemi 20-25 yıl sürdü. İşte Gazaliler dönemindeki kriz daha fazla sürdü. Evet. Ancak neticede Ümmet-i Muhammed, alimler, o dönemin güçlü alimleri, İşte o dönemde Ahmet bin Hanbel gibi, Buhari gibi, başka diğer alimler epistemik anlamda ümmeti tekrar rayına oturtacak. Evet. Yani onu belki rayından çıkmasını önleyecek şeyleri de aldı. Evet. Öbür tarafta Gazaliler bunu yaptı. Cüveyniler, evet. daha sonraki İşrakiye felsefesinin öncüleri, Fahrettin Raziler. Evet. Bununla yine bilgi üzerinden ümmet bu krizlerden de çıktı. Evet. Ama 18. asırdan sonra ki aynı tartışmaları bir benzer şekilde yenilenmiş olarak karşımıza geliyor. O zaman zındıklar vardı. O zaman belki Mutezile modernizm, bugünün modernistleri, postmodernistleri diyebileceğimiz Mutezile ki onu da soracağım size. Evet. Yani o zamanki Mutezile ile bugün kendilerine Neo Mutezile diyen, yani ben yeni Mutezilelerdenim diyen bir takım yazarlar var. Mesela benim aklıma Hasan Hanefi geliyor evet. merhum. İşte Cabiriler var, ne bileyim Cemal el-Benna gibi kişiler var, ondan sonra Arkun var. Bunlar açıkça söylüyorlar. Yani biz yeni Mutezile'yiz diyorlar. Şimdi o zamanki Mutezile ile bunlar arasında nasıl bir fark var onu biraz irdelemek isterim. Evet. İkincisi de bugün ümmet niye bocalıyor, niye çıkamıyor bu krizden? Yine bir bilgi meselesi mi var burada? Evet. Bu konular üzerinde biraz gidelim isterim. Şimdi öncelikle hocam... Yani dünkü Mutezile ile bugün kendine Mutezile diyen yahut burada konuşlandırmak isteyenler arasında çok önemli farklılıklar var. Çünkü Mutezile yani ilk ortaya çıktığında ve sistemleştiğinde bir kelam akolüdür. Bunlar vahyi esas alırlar. Vahiy ve akıl esasında bir paradigma inşa ediyorlar. Bunlar yani metafizik ve ontolojik bağı evet, var. Ve epistemolojik. Evet. Şimdi bunlar hatta ben bunu şöyle söylüyorum hocam kusura bakmayın. Yani metodoloji aslında epistemolojiye götürüyor. Epistemoloji de aslında bir ontoloji ve metafizikle bağlantılı olursa ancak tabii, bir kurucu bir şeye dönüşüyor. Yani bunlar yani Mutezile vahye inanıyor. Ve bir inanç sistemi ortaya koyuyor. Bunu akıl ekseninde yapıyor ve ilk ortaya çıkışları İslam karşıtı olan fikir akımlarına karşı İslam'ı akıl zemininde müdafaa etmek. Evet. Ve bir sistem ortaya koyuyorlar. Evet. Bunlar itikatta bir ekol iken fıkıhta ise genelde Hanefidirler. Bir. Bazıları fıkıhta Zeydiye'dirler. Farklı mezhepleri... Burada tabii şunu da vurgulayabilir mi Serdar Hocam? Siz de tabii daha iyi bilirsiniz ama hani benim de okumalarımdan
Mutezile içerisinde de bir şeyler var. Yani farklı ekoller, evet, zamanla. Tabii ki Basra biraz ekolü daha var. Aşırı Bağdat olanlar var, biraz daha var. Şey yapanlar tabii var filan. Tabii müteşeddit olanlar, evet, var. Mutezile için 21 fırkadan falan bahsediyoruz. Evet, evet, hepsi, evet, aynı değiller. Evet. Ancak şu çok önemli hocam. Dünkü Mutezile fıkıhta hadisi bir otorite olarak alıyor. Evet, ben de tam da bunu, evet, soracaktım aslında. Dolayısıyla bunlar hadis mesela, burada belki de belirleyici şeylerden bir tanesi. Kesinlikle çok belirleyicidir. Yani, evet. Zannedildiği gibi Mutezile hadisleri inkar etmiyor. Kelami meselelerde eğer kendi koydukları ilkelere aykırı hadisler varsa onları ya tevil ediyor, tevil edemiyorsa metin zemininde tenkit ederek ayıklamaya çalışıyor. Hocam zaten şöyle de bir şey var. Yani izleyiciler daha iyi anlamasın diye ben biraz giriyorum, evet, aralara, kusura bakmayın. Estağfurullah. Yani bu hadis inkarcılığında aslında tarihte Mutezile, Şia, haricilik, klasik dönemdeki şeyler, tarihte bir toptan bir inkar yok zaten. Hocam biz ben bu 18. asırda şeyle başlayan, yani Seyyid Ahmet Hanlarla başlayan, evet, Kadıyanilikle evet, başlayan İngilizlerin, evet, bir projesi Kur'an İslam'ı söylemi. Orada ilk ben toptan hadis, inkar başlıyor. Tarihte yani Hicri 1. 2. 3. 4. 5. 18. asıra gelene kadar, evet, hadisi inkar eden bir kişiyi tespit edemem. Evet, evet, evet. Bir grup yok, yok toptan yani. Dolayısıyla Mutezile'ninki usulü bir yaklaşım. Bunlar hadisi esas alırlar ve şeriatın kurallarına, helal haramlarına ciddi anlamda bağlıdırlar. Yani mesela bir meşhur Zamahşer tefsirinde bazen dindarlıkları da çok anlatılır yani. Tabii, çok, evet, tabii kesinlikle yani şimdi bizim bunlarla ihtilaflarımız var. Ama bunlara zulüm de etmememiz, ne inanıyorlarsa onu ortaya koymamız lazım. Ya hocam şöyle de ben bakıyorum biraz. Yani Mutezile deyince bu insanlar ehli sünnetle ihtilafları bazı konularda. İtikadı bazı. Her işte konu değil yani. Değil. Evet. Çoğunluğu fıkıhta Hanefi. Evet, tabii. Şimdi ancak bugünkülerin, mesela bunlar mezhep umdeleri arasında ne vardır? Emri bil maruf, nehyanel münker vardır değil mi? Evet. İyiliği emretmek, kötülüğü. Tevhid var. Bunun tebliğini, yani İslam'ı bünyesinde yaşayan bir birey, bir aile, bir toplum ve bir devlet inşa etmeyi kendilerine farz görüyorlar. Şimdi bugünkü kendilerine Mutezile'nin dağımı gören insanlara baktığınızda bunlar liberal insanlar. Bunlar helal haramla çok fazla ve bir ilişkileri olmayan insanlar. Batı paradigmasından etkilenmiş. Kesinlikle. Evet, bence, kesinlikle. Yani. O yüzden hani Mutezile'ye haksızlık etmemek gerekiyor diyorum. Mutezili olanlar helal haramla bir sorunları yok. Ve helal harama dikkat eden insanlar. Bakın onların alimlerin hayatına, yazdıklarına. Bakın bunu görürsünüz. Şimdi niye bunlar kendilerini Mutezile ile özdeşleştirmeye çalışıyorlar? Kanaatimce bir, bunlara deniyor ki ya siz ortaya çıkmış yeni fikir sahibi, bizim medeniyet geleneğimizle, usul geleneğimizle irtibatı olmayan kişilersiniz. Bunlar kendilerini İslam toplumu içerisinde bidayetinden beri var olduklarını göstermek için Mutezile ile irtibatlandırıyorlar. Mutezile kendisini Hasan el-Basri ile irtibatlandırıyor. Orada bir zemin. Yani. Bir zemin inşa, evet, etme. Yani biz zemin, yeni bir düşünce akımı değiliz. Var. Aslında bu hep vardı. Ve burada şunu da bildirelim. Sizinle, evet, de daha önce konuştuk, evet, bunu. Ben de çok zikrediyorum bunu. Oryantalizm esasında ehli sünnete nerede muhalif bir grup varsa, onlara eleştiri, sorular, evet, yönelten gruplar varsa, Mutezile, Şia, işte başka gruplar, onların argümanlarını alıp bugün aslında güncelleyip bizim karşımıza getiriyor. Şey yapıyor. Yani bunu da ama Mutezile'yi, evet, çalıştıkça, evet, bir bakıyorlar ki ya bunlar şeriatçı insanlar. Evet, evet, o da var. Böyle olunca, hı, Mutezile'den ağır ağır vazgeçiyorlar. Şunu görüyorlar. Mutezile akılcıdır. Akılcı bir ekoldür, rasyoneldir. Ama modern dönemin kavramsallaştırdığı anlamda rasyonelist değillerdir. Hı. Yani vahiyden azade, işte gelenekten azade, sadece bilimsel parçacı verileri esas alan ve metafiziği kale almayan bir ekol değiller. Bunu gördükçe eskisi kadar Mutezile'ye atıf yapmamaya başladılar. Çünkü, hmm, yapılan çalışmalar bunların ne kadar işte helal harama bağlı olduklarını, evet, evet, ortaya seriyor. Sizin tabirinizle şeriatçı. Şeriatçı yani kesinlikle. Emri, evet, bil maruf, nehi anil münker, dikkat edin. Ehli sünnetin bile şeyinde yok. Yani inanç umdeleri arasında değildir. Şii'nin inanç umdeleri arasında değildir. Ama Mutezile'nin inanç umdeleri arasındadır. Hatta ve hatta hocam, altını çizerek söyleyeyim. Şeyin halkul Kur'an meselesinin devlet doktrinine dönüşmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi de bu inanç umdesidir.
Yani bir şeye inandı bu. Bunu emri bil maruf nehyanı münker. Bunu topluma anlatması lazım. Bunu saklayamaz. Evet. Ve bu rasyonalist, akılcı mezhebin en büyük hatası mihne sürecini başlatması olmuştur. Niye? Mihne sürecinden sonra süreç içerisinde yok olmuşlardır. Hocam tam da oraya aslında ben soracaktım. İki sorum var bu anlamda, yine oraya döndük. Bu Mutezile'nin başlangıcı ilk dönemlerindeki imamlarda bu Halkul Kur'an o kadar etkili bir şey midir? İlk dönemlerde biraz sonraki yok. Dönem herhalde tabii. Bu bence. Daha, çünkü daha özellikle El-Bişr bin El-Merisi ile beraber sloganlaştırılıyor. Hı. Bir de devleti ele geçirince. Yani ondan önce dar entelektüel zeminlerde bu mesele tartışılıyor. Hı. Kimlerle tartışılıyor? Gayrimüslimlerle tartışılıyor vesaire. Ama burada devleti ele geçirdiklerinde bunu bir devlet doktrini haline getiriyorlar. Bazıları o konulara girmedik. Zamanımız da yok da. Yani bunun dini bu sebeplerle değil. Bu dakikamız falan kaldı. Evet, hocam. Dini sebeplerle değil, siyasi sebeplerle Me'mun tarafından dini siyasi hedeflerle ortaya çıkarıldığını söyleyenler var. Bunları detaylı olarak kitapta ele aldım. Yok, oraya şunu sorayım sadece. Biraz son şeylerimizde söyleriz. Siz az önce söylediniz aslında. Mutezile, Şia hariç, haricilik ve Mutezile bugün inkıraza uğramış, bugüne gelmeyen mezhep aslında diyoruz biz genelde. Evet. Ama fikirleri bunların gelmiş. Düşünce biçimleri gelmiş. Tabii. Yani haricilik bugün işte selefilik içerisinde, Daeş gibi bir takım aşırı gruplar içerisinde zihniyet olarak karşımızda. Mutezile de rasyonalist, modernite içerisinde bizim karşımıza geliyor. Tarihte Mutezile eğer böyle bir mihne olayına girmeseydi nasıl seyir olurdu sizce? Orada bir inkıraza uğradı, kayboldu aslında. Ya belki bir kelami ekol olarak medreseleriyle, tabileriyle varlığını devam ettirebilirdi. Ama İslam ümmeti şuna şahitlik etti. Bu kadar akılcı bir ekol gücü ele geçirdiğinde ne yapacağı ortada. Ne yapabilir, ne yapıyor? Dikkat edin. Yani fikir hürriyeti. Yani mesela ondan önce diyelim ki ehl-i hadis devlet kademelerinde, Emeviler döneminde, Abbasilerin ilk dönemlerinde, daha sonra yine Abbasiler içerisinde çok etkiliyken hiçbir zaman bu etkiyi bu düzeyde bir mihne hareketine dönüştürmemiştir. Hocam şöyle bir şey var. Bugün modern dönemde, modern bu işte biraz daha bu neo-mutezili olan kesimler Türkiye'de ben Twitter'dan şuradan buradan da takip ediyorum. Onlar hep ehl-i hadisi suçlarlar. Ehl-i hadis işte baskıcı, Jacoben şöyle işte şunlara böyle yapmışlar, Taberi'ye böyle yapmışlar falan gibi. Tamam var, bunlar var. Ama rasyonalist akım diyoruz. Gücü ele geçirdiğinde ne hale düşürdü? Hiçbirisi bu hiç düzeyde oraya atıf yapmıyor. Evet, hiçbirisi bu düzeyde devlet eliyle inançlarından dolayı bir yorum. Aynen. İmtihana çekip kabul etmeyenleri hapsedip işkence edip öldürmüyor. Aynen. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla yani bizim bugün anlamlandırmakta zorlandığımız hususlardan bir tanesi de bu. Yani bu kadar rasyonel bir, akılcı bir ekolün toplumu bu kadar baskı yapması ve bunun sonuçlarını görememesi. Evet. Bu onların toplum yani siz düşünceleriniz bazı yerlerde makbul de olsa bu uygulamanızdan dolayı insanlar bundan kerih ediyor ve sizinle aranıza mesafe koyuyor. Evet. Serdar hocam son bir ilave edeceğiniz bir iki cümle varsa eyvallah ben alalım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Vaktimiz bitti. Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum. Bence kadim bir meseleyi değerli seyirciler gerçekten kadimde belli bir dönemde etkili olmuş bir meseleyi, Halkul Kur'an meselesini, Kur'an mahluk mudur değil midir meselesini ele aldık. Mihne olayını ele aldık. Bir kriz dönemiydi. Ama onun etrafında hadise, fıkha, başka konulara etkilerini tartıştık. Bu arada dualist zındıklık tabirini kullanarak işte daha ziyade mecusilik içerisinden ayrılmış, maniheizm içerisinde ortaya çıkmış zındıklık olayının ve bunun etkilerini konuştuk. Hakikaten güzel bir sohbet oldu, keyifli bir sohbet oldu. Tabii kavramlar, kullanılan kavramlar biraz teknik yönleri barındırabilir. Seyircilerimiz not almıştır mutlaka. Bunları araştırırlarsa daha detaylı bilgilere ulaşacaklardır diyoruz. Değilse de Serdar Hocam'ın bu kitaplarını bir daha gösterelim son olarak. Bu kitaplarını alıp detaylarını okuyabilirler. Ben Serdar Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Ben haftaya farklı bir konu ve konukla birlikte olmak üzere hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun.